Evet. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tuğhan'cığım çok teşekkür ederim geldiğin için. Sen de hoş geldin. Selamlar Keyifler Ali'cim. nasıl? Herkes hoş geldi. Keyifler nasıl? Hoş geldiniz. Size de aynı sorum geçerli. Tuğhan'a sorduğum gibi. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın Baykan? İyi abi, ne olsun. İşte aynı bıraktığın gibi. Biz çok eskiden belki birbirimizi uyanıyoruzdur, değil mi? Şimdi tanışmaya başladık. Aynen. Aynen. İsmen bayağıdır uyanıyoruz birbirimize de. Yüz yüze ilk kez diyalog halindeyiz aslına bakarsan, yazışma dışında. Aynen. Güzel oldu. Böyle olması güzel oldu. Bence de. Bu arada ben baştan chat'i uyarayım. Ya arkadaşlar, burada konuğuma asla bir saygısızlığı tolere etmeyeceğim. Haberiniz olsun. Banlanmamak için saygı çerçevesinde mesajlarımızı gönderelim. Biz bu yayını aslında 1,5-2 ay evvelinde bir goygoy üzerinden konuştuk aslında. Hani Tuğan şey yazmıştı, hani bana böyle gerçek bir hip-hop askeri bulun, ben yayına gitmek istiyorum, bir şeyler söylemek istiyorum diyordu. Ve ben etiketlendim orada. Böyle bir Şey goygoy vardı, bir dönmüştü. O yüzden bize aslında şarkıları çeviren arkadaşla biz bir aynen pusu böyle. Gerilla'yla, Gerilla Republic'le, hani hatta biz bu yayını yapacağız deyince insanlar şey sanıyor, sandı hani biz burada birbirimizi yiyeceğiz falan sanıyor. Abi yeterince gereksiz drama var zaten, yani biz böyle bir şey yapmayacağız, Aynen. buna emin olun. Çok ağlayan var. Aynen. Gerek yok. Ve hani Tuhan, benim de söyleyeceklerim var abi, hep siz konuşuyorsunuz, beraber bir yayın yapalım, ben de fikirlerimi söyleyeyim diyordu. Ben de buna gerçekten duymak istiyorum, değer veriyorum çünkü, onun için davet ettim. Hafta içi planladık. Bugün de hayata geçirdik bu fikrimizi. Tekrar hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nereden başlayalım? Senin programın, ben sana eşlik ederim. Seve seve. Bazı izleyiciler seni yeni piyasaya girmiş biri sanıyor olabilir ama yani en az 2007-2006 benim ilk kez duyduğum zaman kendi adıma. Aynen. Ben şunu soracağım abi. Seni ne soğuttu? Hani ya bu çok çat diye girdim gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Biz ikimiz özelimizi yansıtmak gibi düşünmeyeceksen, hani ikimiz birebir mesajlaştığımızda Twitter üzerinden. Abi ben tamamen araştırdım. Aşırı sıkıldım ve çok soğudum. Hani bu dinozorların ve onların kültür dediği şeyden demiştin. Hani Amerika'daki hip hop kültürü bazında seni ne soğuttu abi? Ben önce biraz ciddi girelim. Sonra zaten Tamam. goygoya Güzel, güzel bir soru. düşeriz. Bunu merak Konuşabileceğimiz ediyorum abi. bir Aynen. muhabbet. Ya şimdi o dönemi soruyorsan kendi açımdan, o dönem bence yaptığımız işin ucu bucağı yoktu yani. Tamamen sevgiyle olduğu için bunu sürdürebilenlerin de ekstra bir gücü olması gerekiyordu. Bizim o yüzden başka seçeneklerimiz vardı. Bunu yaptım ama şimdi Amerikan, hani Amerikan o müziğine karşı ki tavrım ya da işte ona olan bakış açın nereden geldi diyeceksen, onlarla da çok bizle alakalı bir şey olmadığını ya da işte insanların onları kendilerine göre harmanladığını, kendilerine göre yorumladığını gördüm yani. Ve oradaki adamları şöyle eleştirmiyorum, onlar yaratıcılar çünkü bir vizyon yaratabiliyorlar. Biz onların, onlar yapıyor işte, onlar en büyük kıta, en fazla nüfus onlarda var falan filan, onların yaptığı en doğru falan gibi bakıp onların aynısını yaptıktan sonra vizyon adına hiçbir şey konuşamıyor oluyoruz yani. Doğru. Yani Ben bundan burada aynı sonra fikirdeyim. kimsenin rengi yok, kimsenin bir şekli yok, işte herkes birbirine benziyor. İşte yapılan okumaların çoğu birbirinin aynısı. Çünkü birisi iyi yapıyor Türkiye'de, ondan sonra gidip aynı herkes onun gibi okumaya başlıyor falan filan, biliyorsun yıllardır hep kısır döngüdeyiz. Ve bunun yanında böyle bir durumdayken bir de sürekli insanların şey yapması var. Hiç müziği göz ardı edip giden işte Avrupa'yı, Amerika'yı, ne bileyim İngiltere'yi özellikle son bir senede hiç umursamayıp kafalarına göre böyle hala işte kendi gençliklerinde tutuldukları zamana göre o dönemin o kültürünü böyle işte o gerçek kültürü korumalıyız, kültürü yaşamalıyız falan filan. Yani çok gerçekçi gelmiyor bana artık bu. Bana da. Bu arada bir soru gelmiş chatten, konuyla alakalı sayılır. Hani burada kendi düşüncemi de söyleyeceğim. Eğer yanılıyorsam zaten ikimizi de arkadaşlar sen düzeltirsin. Tabii. Narkafa demiş ki, Baykan abi ciddi bir soru sormak istiyorum. Sorar mısın lütfen? Bilerek mi antipatik olmaya çalışıyor? Çünkü öyle biri olmadığını hissediyorum denmiş. Ya bu Esenyurt Trap serisindeki tutumdan bahsediyorsanız, hatta ben de kendisine Twitter'da şey demiştim. Hani Tuhan, bu imaj neden diye sormuştum. O da imaj falan değil demişti ve ben bunu ondan sonra şöyle düşünmeye başladım. Yani bu demin bahsettiği kişilerle dalga geçmek için bu müziği kullanıyor Tuhan. Yani kendi müziğini bu isimlerle dalga geçmek için kullanıyor gibi düşünmüştüm. Yanılıyor muyum? Ya aslında ben Esenyurt Trap'i
Esenyurt-Trep'ten konu açtın, söyleyeyim. Hı. Onu da ilk defa burada söyleyeceğim. Esenyurt-Trep'i yaparken şöyle bir şey düşündüm yani. Yine bu Amerikan trapperların işte trappingdeyiz falan dediği olay var ya, böyle Hı. işte takılıyoruz falan filan. Şimdi doğal olarak o müzik dünyada moda diye o kültürü de yine sana az önce anlattığım şekilde müzikle hiç alakasız bir kültürü de alıp işte Türkiye'de böyle sanki bu iş böyleymiş gibi doğru olduğunu savunan bir sürü insan oldu birden, tamam mı? Orada yine hiçbirinin hiçbir vizyonu yok. Amerika'da adamın yaptığı şeyin aynısını, okumasının aynısını, el hareketlerinin aynısına kadar falan yapıp bir yenilik gelmiyor benim gözümde. Ben Esenyurt Trap'i hani bizim semtte trap mi olur? Trap olursa böyle olur diye İşte yaptım. anlattığım, Evet, ondan anlatmaya sonra çalıştığım Mersu'yu buydu da böyle abi. yaptım. Puff Küf'ü de böyle yaptım. Ama şarkılardaki sözler benim normal kendi anlatım dilim. Benim şarkıları yazmak istediğim gibi yazıldı şarkılar. Güzel bir sistemle yazıldığını düşünüyorum. Türkiye'de daha önce olmayan bir sistemle. Çünkü ben çok araştırmayı severim işim hakkında. Öyle oluştu yani. Hani orada ben aslında itici olmaya da çalışmamıştım. Bir şeyleri, bir trajikomedi var. Yani trajikomik dedikleri şey var ya, hani o var Bahsettiğim yani. Ben oydu, bahsettiğim oydu. Hani içinde dalga geçiyor mutluluğumu gibisin dediğim gömdüm. oydu Yani yani. kendi biraz da kendimle makara yaptım şarkının içinde. Biraz işte Amerikan, o sana az önce anlattığım vizyon olayındaki insanlarla, Türkiye'de bunu yapanlarla makara yaptım. Bunu öyle bir harmanlamaya çalıştım yani, anladın mı? İçinde bulunduğumuz duruma bak amına koyayım der gibi yaptım. Yani ve demin dediğim benim hani Tuğhan bunlarla dalga geçiyor zaten kendi diliyle dediğim mevzu oydu yani Türkiye'de hani bunu Ya savunan ve bu hani bu ve şöyle bizim bize söyleyeyim garip sana, gelen bunu tiplere gelen arkadaşlarla kendi usulünce dalga geçiyor artık diye emin oldum kendimce emin oldum dediğim aslında benim buydu zaten abi. yoksa şunun altını çizerek söylüyorum. Şarkılarda dediğim gibi benim sözlerim, benim anlatım dilim, benim hayatım, benim iç dünyam. Yani sözlerde herhangi bir şey eğriti yapmıyorum. Sadece gösterdiğim şey tam tersiydi yani, anladın mı? İnsanların tam tersini, zıtlığını göstermek istemiştim tam olarak yani. Ya zaten şey de var mesela ben ya sen o dönemi çok sevmiyorsun anladığım kadarıyla çok hani pişman değilsin belki ama çok da övündüğün bir dönem de değil galiba hani şey açısından mesela o Farkı Gör döneminde falan çok ciddi insanlar hani o dönem beğeniyordu ve müthiş potansiyel falan diyordu sonra uzun bir süre ara vermiştim mesela bu bahsettiğimiz soğuma yüzünden değil mi? Yani işte ucu yoktu bence o zamanki İşte. müziğin ve şöyle bir düşündüm. Onu ama yıllar sonra müzik yapmaya başladığım zaman düşündüm. Eğer o zamanlar bırakmasaydım tükenirdim bence. Çünkü müziğin bu kadar, müzik yetisinin bu kadar sonsuz olabileceğine inanmıyorum yani. İnsanların beyinlerinin buna sonsuz yani, ya da çok uzun yıllar buna iyi çalışacağını düşünmüyorum yani. Ya bu Belki o zaten zaman bırakmasaydım şu an bu şarkıları yapamazdım. Çünkü nasıl diyeyim sana, yapmak istediğim müziği yapıyorum şu an. Yani mesela Afro Trap beni çok heyecanlandıran bir dal. Çok sevdiğim bir dal. İyi de yaptığımı düşünüyorum ondan sonra. Şimdi mesela o şarkılara bakarsan orada ben yarın öbür gün farklı bir konuda anlatabilirim. Anladın mı? Önemli olan şunu istiyorum yani. Bütün olarak vibe dedikleri olay var ya, işte his yani. Şarkı bir bütün olarak, işte kelimeler farklıymış, sözler garipmiş, şuymuş buymuş değil yani. Şarkı mesela, ben Paf Küf'ü yaptığım zaman şarkı bitti, dedim ki bu şarkının da böyle başlatacak birisi, play'e basacak ve beat'i 200 saniye geldiği zaman gülümsemeye başlayacak. Bak bunu deneyeceğiz dedim. O zamanlar şarkıyı yaptıktan sonra stüdyoya gelen her misafirimize bunu yaptık. Bir şey yaptık dinlesene falan diye böyle. Ve şarkıyı açtık, ikinci, üçüncü saniyesi de yüzünde adamın bir gülümseme belirmeye başladı yani. Hani dokunmak istediğimiz yerler her zaman hisler yani. Duygusal da yapsak, işte Afro Trap de yapsak falan filan, başka bir şey de yapsak, hep böyle ona dikkat ediyorum yani şarkılarımda. Ben mesela Afro Trap furya oldu ve herkes aynı şarkıyı verdiği için çok çabuk sıkıldım mesela o sound'dan. Sende de oldu mu bilmiyorum ama hani icra ederken de hani herkesle aynı olma kaygısını güdüyor musun bilmiyorum. Hani bunu ofansif bir soru gibi düşünme. Bilmiyorum, şimdi ben yayında Çünkü dinleyicileri ya da işte izleyicileri göremiyorum ama şeyi bence öyle hissetmiyorlardır. Ya da yani benim yaptığım Afro Trap şarkıları her şeyini geç, her türlü eleştirebilirsin ama çok bizden yani, anladın mı bu şarkılar? Çok bizden yani. Çok samimi olduğu bir gerçeği var ortada. O yüzden diğer insanlarınki biraz daha böyle Afro Trap beat'e yapılmış rap şarkısı gibi. Bu arada saygısızlık yapmak istemiyorum yani. Dinliyorum, güzel şarkılar da var ama Afro Trap beat kullanılmış gibi. Ama biz komple böyle, dediğim gibi sana, işte bir hissi yaratmaya çalıştık yani üstlerinde.
Sana bir iki soru var abi, onları da sorayım. Gördüm. Bir arkadaş ısrarla soruyor. Yeşil kent hakkında bir şey düşünüyor musun diye. Benim bir fikrim yok. Hani senin için bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum ama. Yeşilkent, Beylikdüzü Yeşilkent mi kardeşim? Herhalde Eskiden odur. oturduğum yer. Belki orası olabilir. Chat hızlı akıyor. Biraz da sorulara bakıyorum. Zaten biz daha da konudan konuya biraz atlayacağız zaten de. Tabii. Sana gelen bir iki soru vardı. Onları baştan sorayım. MOBI içindeki dramalardan sıkılıyor musun diye sorulmuş abi sana da. Yanıtlamak istemiyorsan, sonuçta bir şirket var ortada. Yani sözleşmeler var. MOBI içinde bir drama yok ki, biz çok iyiyiz Allah'a şükür. Yok, şu son Vallahi dönemdeki bak. şey, ben anladım, niyet okumak gibi olacak ama galiba şey, bu tepki ve sonrasındaki olaylardan bahsediliyor anladığım kadarıyla ya. Ha, Kerem hakkında Aynen. konuşsak ayıp olur şimdi. İşte ondan Olmaz. bahsettim. Girmek ister Aynen. misin bilmiyorum diye ondan dedim. Hani bahsettikleri o muhtemelen yani. Evet, onay geldi. Orasıymış abi. Mahallenin bir genci olarak severek dinliyoruz demiş Hakan Rexa. Selamlar kardeşim. Anlatmak istediği trap Esenyurt'ta olsa nasıl olurdu mantığı mı diye. Yani evet Kaan, bence böyle. Ya ve zaten şey var. Ben kendi adıma şeyden rahatsızım zaten. Türkiye'de iki tarafta da, yani şu an yeni ekol denen şeyin icracıları, aslında yeni ekol falan değil o, biz daha önce defalarca anlattık biliyorsunuz. Hani icracılarında da dinozor denen kesimde de aynı problem var abi. Töre gibi davranılıyor. Hani fark etmişsindir. Hani bu böyle, bunu bozamazsınız, bu Aynen. böyle olacak diye. Abi Türkiye'de hiçbir zaman böyle hayatlar olmadı. Yani oradaki mantıkla mahalleden öyle bir varoştan çıkmış insan arıyorsak, Türkiye'de onların hiçbiri rap dinlemiyor abi. Onların hepsi Aynen. arabesk dinliyor abi. Aynen. Ya da hapishaneye girdiğinizde Türkiye'de rap müzik yok abi. Bağlama var. Yani Bak belki şimdiki dönemin çocukları için ya da bir alt jenerasyonu, yani daha ufak çocuklar için, mesela işte şimdinin 13-14 yaşında çocukları için. Belki işte bir 10 sene sonra, 20 sene sonra dediğin durumda olabilir Türkiye'de. Ama geri kalan nesli için dediğim gibi bu böyle değil yani. ya Ben hatta Almanya'daki işte Bobiler döneminden tut, geriye kalan Sütun dönemdeki hani Berlin dönemine bakıyorum. Sen de izlemişsindir çoğu şeyi, ben de izliyorum. Araştırdım falan gençken falan. Mesela orada o dediğin şey oturmuş yani. Orada öyle bir şey var, anladın mı? Çünkü onu görebiliyorsun adamlarda, yaşayış tarzlarında da, şurada da, burada da, ama burada öyle değil yani. Orada çok yaşı büyük adamlar da var rapçi. Bizde artık işte bir 10 sene sonra biz olacağız. Adamlar işte 40 yaşına geldiler. Rap dinliyorlar falan, ya da işte o zaman standart bir şey olmuş gibi olacak ya. Ve şey var mesela, Türkiye'de buna en yakın şey bizim Suriye İç Savaşı'ndan bu yana aldığımız mülteciler burada kaldıklarında, ileride belki onlardan öyle bir şey çıkar. Yani bu ne kadar olumlu bir şey sosyal yaşantı için ayrı bir konu. Bu bambaşka bir araştırmanın konusu ama Evet, bu arada hani doğru söylüyorsun. yani bizim, çünkü sen de biliyorsun bizim jenerasyon. Ben 91'liyim, sen de 90 ya da 89'u değil mi abi? 89'u. Aynen. Aynen. Bizim jenerasyon, aynı jenerasyon olarak görüyorum ben bizleri. Bizim jenerasyonun çoğu abi memur çocuğu, hani orta gelirli ailelerin çocukları dedik. Çoğumuz da site çocuğuyduk hani kaba tabirle. Site çocukları olarak biz bunları internetten sadece müzik, beğendiğimiz müzik olarak bildik, araştırdık ve şimdi gelip bana 1979'daki Bronx örneğini Türkiye'ye uygulamaya gelmek, yani neden uygulanmıyor diye ağlamak biraz bana garip geliyor, hep söylemişimdir. Katılıyor musun bilmiyorum ama. Sesim geldi mi Tuğan? Memnun oldum kardeşim. Ha, sen chat'i okudun, tamamdır. Duyuyorum. Ha, tamamdır. Onu kendisine sorarız birazdan Hakan. Evet Ozan, chat'ten gelen bir yorumu okuyayım. İstanbul'da dinamit patlatmamız lazım Bronx uyuması için demiş. Ya evet ya, yani orası savaş alanıydı. Türkiye'de dediğim gibi bizim jenerasyon hiçbir zaman böyle bir şeyin içine düşmedi. Biz Alo, internet şeyi sayesinde anlayamıyorum. geldik yani. Balkanlı ikiniz aynı anda konuşuyorsunuz ya. Duyamıyorum sesi. Kim aynı anda konuşuyor abi? Haluk'la ikinizin sesi bana aynı anda geliyor. O, ben Haluk'u susturmuştum sunucuda ama Haluk'un şu an sesi bana gelmiyor o yüzden. Hani bölünmesin diye Haluk izliyordu. Susturmuştum. Haluk'un sesi yayına gitmiyor muhtemelen. Açmamış belli ki. Susturmasını kaldırdım sunucuda ama bakalım. Evet, ben deminki Haluk sesin gelmiyor.
Aynen Haluk. Bana geliyordu, ona Aynen, gitmiyor. bize gelmiyor Haluk. Aynen Haluk gitti. Cenk hoş geldin. Tamamdır Mustafa, teşekkürler. Sorular için kanallaşmışsın. Sağ olasın. Arkadaşlar duyuralım. Hani topluca oraya alın. Tek tek soru soru bölmeyelim. Çünkü bir şeyden dediğim gibi biz biraz bu anlaşılmama olayından gideceğiz. Tuhan'ın daha net anlaşılması adına. Ya bu dediğim gibi bu töre gibi bakılmasından ben rahatsızım ve tekrar edeyim. O Haluk'la olan kısımda ikimizin sesi üst üste binmiş sana diye dediğim şey abi. Hani bizim jenerasyon olarak ağırlıklı orta gelirli ailelerin çocukları olarak, memur çocukları Aynen. olarak, yani hatta diyorum site çocukları olarak biz bunu tamamen internetten beğendiğimiz müzik olarak baktık, araştırdık ve sevdik çoğumuz. Hani çoğumuz Amerika tarafına, hatta bugün aktif rap yapanlardan bahsediyorum, hiç girmedi bile zaten yani. Ve burada aynısını işte biz bunu göremiyoruz diye ağlamak bana biraz garip geliyor. Ya bak şimdi, mevzu kendine göre yorumlamaksa dediğin şeyi, bence de öyle bu arada. Kendine göre o kültürü ya da işte bir müzik tarzı sana bir şey hissettiriyorsa, bir ruh varsa ortada, sen de o ruha kapılmak istiyorsan işte bir toplulukla beraber falan filan. Geliyor Haluk. Senin geliyor mu Baykan? Haluk konuşuyor. Beni niye susturuyorsun? Ha. Pardon. Tamam, ben sorumu tekrar. Hoş geldin. Heh. Çok resmi oldu. Öncelikle Tuğan Bey, neyse sorumu tekrar edeyim. Yani Baykan'ın şeyinden dolayı daha Evet, darlandı. duymadık seni. Bu son dönemde hani sizin bu MOB'yi kurduktan sonra içindeki ekiplerin de yaptığı ya da daha böyle hani sokak semt odaklı bilmem ne rapin, az önce Baykan dedi hiç olmayan Ay. normalde ama herkesin şovunu yaptı. İşte bizim mahallemiz şöyle adam keser, bizde şöyle dayak var. Muhabbetinin irite ediciliği sizi de ediyor mu? Çünkü aslında mesela Nasıl? sizinle beraber aslında bu iş, mesela MOB ile beraber Uzi ya da işte atıyorum o GNG ve hani Step'le falan aslında bu biraz daha hani daha vuku bulmaya başladı piyasada. Senin Ama yaptığını bir kenara bırakıyorum. eyvallah. Hani senin yaptığın daha goy goy işmiş dinlediğim kadarıyla yayında. Mesela buna senin yönelmen olacak mı mesela, bu goy goy yap. Eğer bir goy goy yapıyorsan bununla ilgili mesela bir drill parçada dalga geçecek misin bununla mesela goy goy olarak? Daha hani işin o kısmında sorayım işte Anladım. biraz. Aslında çok sert çok sert şarkılarım da var. Biraz duygusal, isyankar böyle. Ben eskiden beri dinliyorum, yani seni Olimpos döneminden beri biliyorum yani dinleyici olarak. Yani o döneme ait değil. Bu yeni yaptığım döneme ait şarkılarım Aa, var. Daha yayınlanmamış. Biraz onları ara ara yayınlamayı düşünüyorum. Dediğin şey, vallahi ben şöyle geliyor. Yani Baykan bunları şey derken bana, çok derken yani işte tüm kesimi diye söylerken, ben bizim eyvallah. çocukları ya da tanıdığım, sadece bizimkilerden bahsetmiyorum, bizim kardeşlerden. Başka insanları da var tanıdığım. Bunları katmamıştım. Çünkü zaten konuyu tam onu anlatacaktım. Genelde hip hop olan adamların yani hip hop olduğunu, böyle işte bağıran, çağıran, şarkılanan adamların şarkıları falan filan, hepsi aynı Baykan'ın dediği gibi bir kurallar, bir töre varmış gibi ya da işte yaşadıkları şey, gösterdikleri duruşlar falan filan. Ama zaten bizim hiç öyle olmadı. Bizden kimsenin de öyle değil yani. Ona yıkıyorum, eyvallah, onu demiyorum. Demek istediğim şey hani bu Bizim artış. şarkılarımız, samimi inan, bizim şarkılarımızda birisi bir şey yazmışsa ve sana o şey gibi geliyorsa, bu da gangstacılık yapıyor gibi geliyorsa, o gerçekten onu yazmak istediği için yazmıştır ve samimi söylüyorum, edebine, usulüne göre yazmıştır onu. Yani Eyvallah. bunu başka birileri gibi şov yapmak için yazdığını düşünmüyorum yani. Yok, Çünkü biz bunları anlaşılır kendi mesela. aramızda da konuşuyoruz her zaman. Mesela Step sizin ekipten benim hani sürekli playlistte olan birisi. Mesela o hani o albümü dinleyince şey oluyor mesela, evet bu adam bunları yaşamıştır burada anlattıklarını. Pardon, bir Ama dakika. siz Bir tamam. dakika. Alo. Alo. Kimi? Kimi? Allah. Mevzu oldu galiba. Yalan. Harbi mi diyorsun sen? Oğlum dur. Baykan kusura bakma. Şimdi daha sonra konuşalım mı? Tamam Vallahi abi. kusura bakmayın. Tamam abi, hiç sorun yok. Eyvallah. Evet, Haluk gelmek ister misin? Yayın Mevzu aksiliği. Aynen, bir problem oldu galiba. Tamam, Tuhan geldi abi geldi, buraya. tamam, geldi. Tamamdır.
Abi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, kamerayı açayım. Tamamdır abi. İyi misin Makar? Şey yolunda mı? İyi, çok iyi değilim ama böyle de ayıp oldu hareket. Yok yok, erteleyebiliriz abi, hiç problem yok. Yok, sıkıntı yok yani. Yine konuşalım, muhabbetimizi edelim. Zaten ben sana anlattım özelden. Burada konuşmayalım. Aynen. Yani. Bir problem olduysa geçmiş olsun bu arada. Sağ ol kardeşim. Senin sorunun üzerine senin sorunla alakalı bir şey yaşadık da. Ha, eyvallah. Eyvallah. Yani Baykan'a da söyledim özelden. Hani tam sorarken işte şarkılardaki gangstacılığın hani ya da işte vesaire hani yapmacık durduğunu düşünmüştüm. Ben de sana demiştim ki işte hani her bizim zaman işte öyle oldu. Işte ben de şimdi onunla ilgili bir telefon aldım yani, ona üzüldüm biraz. Geçmiş olsun ya. Çok geçmiş olsun tekrar abi. Eyvallah. Ama dediğim gibi hani sıkılıyorsan, gitmen gerekiyorsa yok, hiç problem yok, yok abi. Sıkıntı yok, bekliyoruz. Telefon bekliyoruz. Hiç problem yok abi. Ya işte ve bahsettiğimiz noktada evet, Halil'in sorduğu soruya gelirsek yani bu insanların özendiği şeyler de bazı insanların kaçmaya çalıştığı şeyler bu arada. Bunları gençlere empoze etmeye de çok gerek yok diye düşünüyorum ya. Ben size ek olarak şunu söyleyeyim. Bak şöyle olması, lafınızı bölüyorum. Şöyle olması beni de irrite ediyor. Yaptım, ettim, yaparım, işte şunu da yaparım, üstüne şunu da yaparım, işte şöyleyim, böyleyim muhabbeti beni de irrite ediyor, tamam mı? Ama bu bence anlatım diliyle alakalı biraz. Yani bunu pişmanlık olarak da anlatabilirsin. Anladın mı? Bir hata gibi anlatabilirsin. Seni çok etkileyici bir olay gibi de anlatabilirsin. Bence burada hep ön plana çıkan şeyler konu içeriklerinden daha çok anlatım dilleri. Yani ben hoş olmayan bir durumla ilgili bir şarkı yapabilirim ama işte onu anlatım dilim önemli yani bence. Tabii ki. Tabii ki. Şeyi söyleyeceğim bu arada. Mesela sizin dediğiniz gibi Freddie Gibbs'in en son bir röportajını izlemiştim. İşte bu galiba amcasının bu kokainden dolayı öldüğüyle ilgili bir line var ya, son albümde de Skin'i suyuşta da. Evet. Şey diyor yani, ben bununla ilgili anlatım yapıyorum. Bazen de bunu komik anlatıyorum ama insanların buna özenmesi kadar saçma ve anlamsız bir durum yok gibi bir şey söylemişti. Bu Türkiye örneği. Mesela 01 dizisinin yönetmeninin bir tane röportajını okumuştum. Şey diyor, biz buraya çetecilikten dolayı içeride olan insanların hani ebeveynlerini, abilerini, ablalarını vesaire buraya da oynatıyoruz ki görsünler, bunun kurgusu bile hani kaldırılamayacak bir şey. Ama bizim ülkede işte mesela Uzi hani daha fazla patladığı için, sizin ekipten olduğu için değil bu vereceğim örnek. Mesela Uzi çok fazla dinleniyor. Uzi ne yapıyor işte, böyle hani daha gangsta muhabbetleri yapıyor. Tamam, bu adam bu kadar dinleniyorsa ben de bunu yapayım. Ya adli sicil kaydına gitse sicil kağıdı temiz gelecek, çocuklar silah gösteriyor klipte mesela. Yani, aynen ama çok işte, komik işte. O biraz da ben şöyle düşünüyorum yani, algıyla alakalı bir şey. Hani insanlar neresinden almak istiyorsa, ben Uzi'nin de anlatım dilinin çok güzel olduğuna inanıyorum. Ben çok seviyorum onun anlatım dilini de. O da böyle yani ölmüyor, o eskiden bu yapılan gangsta rapler gibi hani yaparız ederiz falan filan öyle değil yani, anladın mı? Onun bir uslubu var her şeyin. Bence o da onu çok iyi yapıyor diye düşünüyorum. Tabii canım, bunun bir adeti olur ya. Sokaktaki muhabbette bile yani sen bir şey yaptığın zaman bunun öyle bir argosu olur. Aynen öyle düşünüyorum. Ve argosu olur bunun ya. Hani. Bir şey çözeceğin zaman o çözeceğin adını direkt veren çocuktan anlarsın bu özenti mi yoksa gerçekten bu yolun yolcusu mu diye yani. O muhabbetin rap müzikte de bir ya mesela var. Mesela ben yani şunu da dediğim gibi, ben herkese, Haluk da beni daha iyi tanıyor. Hani ben herkesin yüzüne bir şey söylemeyi daha sağlıklı buluyorum. Hani açık sözlü olmayı sağlıyorum. Daha önce biz bu yayını dinlediğimizde mesela hani Uzi'nin beğendiğimiz işleri de oldu. Mesela yuvarlak da bir şekildir diye verse'ü geldi. Yani hani bunu da eleştirdik mesela, yani gerçekten gerek var mıydı diye. Hani ama yani şöyle dediğin şurada katılıyorum. Hani muadillerinden çok daha iyi bir müzisyen Uzi. Buna katılıyorum. Ama ya buradaki olay zaten çok abi şey değil. Çok güncel bence. Yani çok çalışkan ve çok güncel olduğunu düşünüyorum Uzi'nin. Buradaki sıkıntı şu. Evet, ben müzikal anlamda özellikle 90'lardaki hip hop'u ve oradaki şiddeti, hardcore rap'i, mafyoza rap'i beğenen biri olarak ülkemde de illa bunun keep it real olması gerektiğini düşünmüyorum. Bu ama şu demek. Ben düşünüyorum. Ya abi şöyle düşünmüyorum. Ya şimdi orada Bronx'taki işte Brooklyn'deki Queens'teki projeklerde toplu konutlarda yaşayan çocukların başka seçeneği yoktu abi. Hani o hayata girmek dışında başka seçenekleri yoktu ve müziğe girdikleri anda, hani müzik onları kurtardığı anda ticari manada sadece oradaki anılarını anlatmaya devam ettiler. Bizde ise
okulunu bırakıp işini bırakıp hani imaj kasmaya çalışan çocuklar görüyorum. Benim sinirlendiğim şey bu abi. Anladın mı? Evet, yani bize keko diyorlar, başka bir şeyler diyorlar işte, biliyorsun mevzuları. O diyorum ki o zaman yani biz semtten geldik. Biz o zaman senin o taptığın adamların buradaki aynı vizyonla evrilmişleri ya da işte o şekilde olanları biziz yani. Hani senin oradaki taptığın adamların. Sen oradaki adamlar gibi olmak istiyorsun ve sonra beni dışlıyorsun yani, anladın mı? Oradaki hani o marjinalliğe mi kanıyorsun, ne yapıyorsun bilmiyorum yani. Bunu hep yaşıyoruz. Yani şey gibi, şey hatırlarsın mesela, Heyecanla Muti ilk piyasaya girdiği zaman çok onlar da böyle şey oldu hani, eleştirilere Dışlandı. maruz kaldılar. Sırf bu noktada, geri kalanını hatırlamıyorum ama şeyleri biliyorum hep, işte hip-hop mu bu adamlar, şöyle mi böyle mi falan muhabbetleri. Ve zaten hip-hop değildi ki bu ülkenin yani, rapçilerin gerçekçiliğini ve sahiciliğini sağlayan şey o alt kültürse, o zaman semt kültürü yani, anladın mı? Evet. Yani buradan geliyor bence olaylar yani. Ve şey Ben vardı. sen Günün pardon. sonunda, günün sonuna geldiğimizde şu an herkes heyecanla aynı müziği yapıyor, dalga geçilen. Bunu ne yapacağız? Hani yani Aynen. Çok başarılılar bence. Selamlar onlara da, ya sevgiler. bir şey söyleyeceğim. Ya benim Ha, onu buradaki söyleyecektim. Haluk, çok özür dilerim. Son kez cümlemi tam anlaşılmıyor. Benim burada şikayetçi olduğum şey şu abi. Yapmacıklık ve hani yani kötüye özenmek. Kötüye özenmek derken, dediğim gibi, sen bir hayattan geliyorsundur. O hayatı anlat, ama ya en basitinden Orta Doğu'da yaşıyoruz. Artık günün gerçeği bu. Hani savaşlar, terör, bombalar, bilmem ne, ya dibimizde bunlar oluyorken gelip de sanki Queens'te 5 Asıl arkadaşı, kovalıyorsun. evet, Queens'te hasıl kovalarken Queens'te yanında 5 arkadaşı vurulmuş gibi anlatılmasıyla benim problemim var. Burada senin anlatabileceğin o kadar çok senden problem var ki, yani benim en büyük problemim burada. Abi İngiltere, Fransa, bir dönem için Almanya hip hop kültürünü aldı, rap müziği aldı. Kendi ülkelerine göre çok güzel uyarlanmışken biz dublajlı film izliyor gibiyiz. Ben bundan Ya rahatsızım. bugün İngiltere'de işte bu drill mevzusu. Evet. Hani bıçaklı yaralamalar artmış, anladın mı yani? Hani adamlar gerçekten bir şeyleri anlatıp yapıyor. Bizim burada çocuk, görüyorsun, ben özel üniversitede okudum. Benim henüz özel üniversitede okuduğum bebenin aynı tipi arkaya 3 tane araba kiralamış. Biz sizi şöyle sikeriz ya. Eline böyle o oyuncak bıçaklardan versek, büyük ihtimal bomba zannedip şeye bırakacaksın yani, neden onun adına? Karakola bırakacaksın. Sen neden bahsediyorsun? O açıdan mesela heyecan örneği çok doğru. Bağcılarlıydı galiba heyecan. O Bağcıları zaten hepimiz biliyoruz. Zaten kaotik ve hani gerçekten o Amerika'daki şey gibi bir yer. O Amerika'da Türkiye'nin bahsedilen getosu, evet, getolar işte gibi. Türkiye'de geto dediğin Ha. şey, varoş dediğin şey öyle bir İzmir'de şey. Murtaki, Ankara'da Çinçin, İstanbul'da Bağcılar, Adana'da Esenyurt. Hürriyet vesaire. Esenyurt vesaire. Sizin orada da aynı şekilde. Abi bak, Arkadaşımız da var burada. çok özür dilerim. Replikas demiş ki sürekli yurt dışı kıyası olmuyor gibi denmiş. Ya şöyle oluyor abi, herkes çünkü bunu buraya biz getirdik. Bunun buradaki temsilcisi biziz. Akım biziz. İşte bu böyle oluyor abi. Böyle oluyor dediğiniz şey yok. Çoğumuz, senin de dediğin gibi, şu an aktif rap yapanların çoğu özel üniversite mezunu abi. Hani neyi yapıyorsunuz siz yani? Peri'nin bir tweet'i vardı bu mevzuyla ilgili hatta. Genç rapçilerin çoğu özel üniversite Evet abi, mezunu yani diye. anladın mı? Yani bu, Hani ben burada hani Keep It Real olayına karşıyım derken bunu kastediyorum abi. Hani sen Keep It Real dediğin hani gerçek görünmek için imaj kasıyorsun ama kurduğun imajdan müziğine kadar her şey sahte zaten. Sen Evet. değilsin. Hani benim problemim Yani. bununla. Ve Ha, bu hani açıdan ve mesela bu sefer tabii. şey var. Kendisi gibi olan insanlar kendisi gibi oldu diye laf söyleniyor ya. Hani buna benim itirazım var yani. Hani bu Mesela bu açıdan iyice şey oldu dediğim ben buydu. Hani buna töre gibiymiş davranıyoruz dediğimiz buydu yani. Bu sadece bu, hani atıyorum bol tişört giymekle ya da işte snapback takmakla imaj kasılmıyor yani. Anlatabiliyor muyum? ilişkilendirilecek şey değil. Ya Evet, bu evet, şu an evet. ülkede 2 tane rap var. Böyle ya işte altta oynak müzik, üstte atarlı sözler ya da işte dava, işte benim şey abim uyuşturucuya savaş açtı. Bu ikisi en taptaki müzik, tamam mı? İkisine de bakıyorsun, ikisinin de hani alakası yok. İkisi de yalancı. İki taraf da çok atarlı müzik yapıyor. İki tarafında gitsen yüz yüze karşılaşsan, hani saldırsan kaçar. Yani o zaman niye bu kadar atarlısınız? Niye bu kadar şovmensiniz muhabbeti? Mesela Tuhanların en azından, sizin o ekibin mesela, Keep It Real mevzusu daha hani en azından görüntüden, hani içinizi bilmiyorum. Sizle ilgili hiçbir muhabbette hani dedikodu goygoylarını sevmediğim için bilmiyorum. Ama dışarıdan durduğunda evet, bunlarda bir sıkıntı yaşarsın sokakta, görsen anlattıkları şeyler real geliyor diyorum. Ama öbür taraftan çok fazla, yani sana döndüreyim. Sizde de mesela sound seçiminde çok piyasaya uygun sound seçim var. O zaman niye mesela Griselda diye belki bir ekip var, duymuşsundur. Ne Tuha. ismi?
Griselda, bu işte West Side Gunn'lar, Benny the Butcher'lar. Yok, bilmiyorum. Mesela onlar da sizin şu an mesela bahsettiğiniz gibi sert şeylerden bahseden abiler. Hani öyle şey yapayım, özetleyeyim, direkt isim bu şu bu diye söylemeyeyim. Mesela öyle yenilikçi bir sound kafası yerine, bir şeyleri değiştirmek yerine piyasadaki şu an aktif müziklere niye hani daha çok yöneliyorsunuz o zaman, onu sorayım ben de. Daha seninle hani seninle ilgili bir yayın olduğu için oraya çekeyim. Ya ben biraz belki şimdi bu çok eleştirilecek falan, çünkü daha tanışmadık dinleyiciyle de izleyiciyle de, saygı duyuyorum ama ben biraz yenilikçi bir adam olduğumu düşünüyorum. Ve biraz mesela yaptığım işlerin, Baykan belki çok eski hatırlar, belki sen de hatırlarsın. O dönemde de çok bilmeden böyle yine işte deneyerek yaptığım, yapmaya uğraştığım şeylerin yine piyasanın bayağı önünde olduğunu düşünüyorum yani. Bence o zaman da mı anlaşılmamıştı? Biz müzik yapmadıktan sonra şey yorumları görüyordum ben orada burada. Bu adamlar efsaneydi, niye bıraktılar falan filan diye. Çünkü hani şimdi de bence ona maruz kaldığımızı düşünüyorum. Genel müzikal olarak her şeyde. Yani bizim şimdi ekipten synthwave yapan çocuklar var ama işte kendi gibi yapıyor yani, anladın mı? Benim mesela müziğim Afro Trap bilmiyorum Latin Amerika'ya da işte neresi, ne kökeni, ama sonuçta bizim şeyimize çok fazla aşina olmadığımız bir müzik türü bizim ülkemizde. Ama ben onu kendi jargonumla, kendi düşüncelerimle birleştirdiğim zaman o hissi yarattım, samimi geldi insanlara. Yani bizim ekipte genelde hep buna dikkat ediliyor, hissel şeylere dikkat ediliyor yani. Bu arada Tuhan, sözün bittiyse chatten gelen bir şeye cevap vereceğim. Sözünü bölmeyeyim. Estağfurullah. Abi şey, bu müzikte fake storytelling diye bir şey de var. 3 batı 4. Evet, bu doğru ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Olay şarkıdaki fake storytelling'de kurguyla bitmiyor. Sıkıntı şurada. O kurguyu yaptı ya Türkiye'deki sıradan bir insan. O kurguyu yaptıktan sonra ilk işi Instagram'dan birini tehdit etmek oluyor bir canlı yayında. Hani anlatabiliyor muyum? Ama o çocuk o değil. Hani ben şunu yapıyorum. Sanatında, müziğinde o kurguyu yap, o storytelling'i yap ama hayatında sen değilmiş gibi davranıyorsun ve çok yapmacık bir şey oluyor. Benim problemim bunda. Ve bunu da hani ne alakaysa hip-hop kültürü adı altında yapıyorsun. Yani hip-hop kültürü böyle bir şey değil abi. Hani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben mesela hip-hop kültürü ya da işte Rap Game diye bir klip vardı, hatırlar mısın? Hı-hı. Şeyin. Killa Ceza, Hakan. Ve Killa Hakan. Mesela ben o klibi izlediğim zaman ya da işte Killa Hakan, Eko Fresh, Her Şey Yolundadır klibini izlediğim zaman orada mesela çok etkileneceğim vizyonlar görüyorum. O tarihte olsa bile, anladın mı? Adamlar kendilerine göre yorumlamışlar durumu, dışarıdan görüntüleri falan filan, böyle gerçekçiler yani. Ama Türkiye'de çok öyle değil durum, senin de dediğin gibi. Ve dediğin gibi mesela gurbetçilerde bu Amerika'dakine çok daha yakın bir diaspora durumu, bir dışlanmışlık durumu var zaten hani Türkiye'de. Evet. Hani evet, Almanya'daki Türklerin yaşadığı getolarda o komünitede bunu görebiliyorsun. Hani oradakine çok daha yakını görebiliyorsun ama dediğim gibi yani Türkiye'de aylık kirası 6 bin lira olan bir sitede oturup da bana fakir edebiyatı yapmak çok garip geliyor çünkü. Evet. Ve bunun altında da şey yatıyor yani. Çünkü neden hip-hop ezilmişlerin kültürü? İşte ben sıkıntı anlatacağım diye. Abi sen yaşadığını da anlatmıyorsun ki, o sıkıntıyı ne kadar gerçek anlatabilirsin yani. Sen değil. Aynen. Ya biz sıkıntı yaşadığımız isimler de oldu, oluşumlar da oldu şu zamana kadar. Biz hiç eksiye düşecek bir hareket yapmadık. İşte ondan sonra hiçbir saygısızlık yapmadık ilk başta. Sadece insanlarla birebir iletişim kurmaya gittik yani. Ve bunlar hep senin dediğin türden insanlardı. İşte kendilerine böyle biz şöyleyiz, böyleyiz falan diye lanse eden. Ben de bir ortamda öyle konuşan insan olduğu zaman çok uyuz oluyorum. Yani herkes eşit yani, biliyorsun durumu. Anladın mı? Aynı yerde yaşıyoruz, aynı dünyada falan. Biraz tutuğum öyle mevzulara. Birisi kendini şişirdiği zaman ben çok şişiresim geliyor. Biz öyle bir tavır gördük. Bunların hepsi gangstalardı. Kaç kere yani, bir değil, iki değil, üç değil. Hep gittik yani, hiç gelen olmadı. Hep biz gittik, anladın mı? 100 kilometrede gittik, 200 kilometrede gittik. Hep gittik ve hep böyle değişik dümenlerle karşılaştık. Ama biz, mevzu kavga değildi sadece. Yani doğru yoldan gelin, bir yüzle konuşalım, anlayalım. Belki internetten tutuluyoruzdur, başka bir şey vardır arada, anladın mı? İnsan yüzle çözebilir her şeyi. Biz hep böyle gittik ve o koca koca gangsta abiler hep korkudan böyle değişik değişik şeyler yaptılar yani. Aslında bizim orada niyetlerimiz de kötü değildi. Ben o yüzden Türkiye'de biz bunu farklı şehirlerde yaşadık. Eskişehir'de yaşamışızdır, başka şehirlerde yaşamışızdır. İstanbul'da birçok kez, zamanında Ankara'da yaşadık. Yani o olayın
hiç gerçekçi olmadığını gördüm ben. Ki ben öyle bir insan değilim. Ben hiç şarkılarında yok biz sizi şöyle yaparız, böyle yaparız falan filan diyen bir adam da değilim yani. Yani. De bize işte böyle siz gangstacılık oynuyorsunuz falan diyorlar ama hiç de öyle bir şey yapmayı tercih eden birisi değilim. Ya insanlar bir de şunu yapıyorlar abi. Sosyal medya kullanımını müziğin önüne koyuyorlar ya, o yüzden o imajlar daha çok oluşuyor. Olabilir. Ya beni de mesela tamamen polemik çıkarmak üzerine ve oradan beslenmeye çalışan biriymişim gibi mesela bol sözlükte falan hakkımda enteriler var. Halbuki yani şey var. Bir olay olmuş, yorum yapmışım. Herkes fikir beyan ediyor. Ben niye edemeyeyim mantığındayım ama Aynen. o müziğini görmeden senin direkt sosyal medyadaki kimliğine yargılıyor ya insanlar. O bunun Ben de biraz onun mesela etkisi bu yani. ben de Twitter'da öyle düşünüyorum, tamam mı? Mesela yıllardır dinlediğim bir adam hakkında aklıma bir şey geliyor, yazabilirim yani, anladın mı? Orası öyle bir yer çünkü. Yazıyorum ve çok gerizekalılar gibi böyle ağır hakaretler ya da bir şey tarzında da yazmıyorum. Hep böyle çizgimi bilirim yani. Şahıslara hiçbir şey söylemem yani, insanlar içinde hele ki. Birebir de o farklı ama şahısları yani o kadar kalabalık bir alanda öyle bir şey yapmam. Biliyorum yani nasıl yapacağımı. Birisinden bir şey gelmeden. Onlar bile olay oluyor yani, dediğin gibi. Hep oraya çekiyorlar böyle, ağa işte birine polemik mi çıkarıyorsun işte falan filan. Ve şeye Ben bir geleceğim. saniye Tabii. şey, Baykan sen Gir Haluk. başlamadan Gir oğlum. bir şey söylemeyeceğim. Yok, bir Akçay, o sorduğunu Baykan burada sorar. Sen Baykan'a hem Tuhan'a ceza kanunları çerçevesinde bir sıkıntı çıkabilir. Bu yayının klibi atılacak. Öyle şeyleri bence sormayın bu arada. Ufak bir Sen şey. Ben bir Discord'daki tane sorulara soru. ben finalde bakacağım abi. Araya serpmeyeceğim. Onun için henüz Onu bakmadım tamam. onlara. Onları söyleyeyim, sonra niye sorulmadı mantığı olmasın yani. Çünkü yasak onun. Ya Adam burada evet ya da hayır dedi. Evet dese mesela burada problem çıkar adam için yani. Şeye geleceğim abi. Madem hani biraz hem gündem hem konuyla alakalı olduğu için geleyim. Bu Tepki ile Sagopa arasındaki muhabbet hakkındaki düşünceni alabilir miyim abi? Benim de söyleyeceğim biraz bir şeyler var o konu hakkında da. Kerim, yani Sagopa'nın tavrını çok çirkin buldum. Ben de. Kerem'in konuşmasında hiçbir şey yoktu bence. Sagopa'ya uyuz oldum. Üstüne Kerem'in de Sagopa'ya karşı hani öyle bir tutumuna da uyuz oldum yani. Çünkü anladın mı? 15 senedir tanıdığım adam. Yani sen nasıl konuşuyorsun deyip kestirip atabilirdi. Ona bir açıklama yapmasına gerek yoktu yani. Ben çok çirkin buldum ve Kerem'in dediklerinin hepsinde doğru olduğunu düşünüyorum. Şey konusunda. Yani böyle Tanrı kompleksi falan filan dedi ya, yani yıllardır hep öyle muhabbetlerde olduğunu düşünüyorum Kesinlikle, daha doğrusu. kesinlikle, kesinlikle. Ben o konuda hemfikirim. Yani şey var, Sagopa'nın zaten oldum olası üslubunda böyle bir problem Bu var. arada eskiden çok, evet, bu ülkenin hip hop'taki kültür temel taşlarından biri olmuş olabilir. Ama belli bir dönemden sonra yaptığı müziğin de bence hiçbir ne vokal yani okumalarının ne bir şeyin falan filan, deneysel bir müzik olabilir. Hip hop ritimlerin üzerine ya da rap ritmi mi deniyor neyse, bunun üzerine deneysel bir müzik olabilir. Ama öyle kendi dediği gibi Kerem'e çıkıştığı gibi öyle müzik yaptığını düşünmüyorum ben. Hemfikirim. Ya şöyle Kerem'i ben de o konuda haksız buluyorum. Yani öyle bir kıyasa girmemek gerekiyor. Hatta ya bence benim adıma hani Kerem'e karışacak değilim ama yani ya Orkun Işıtmak'ın sunduğu programa katılmak baştan hata bence yani zaten açıkçası. Ben öyle düşünmüyorum o konularda. Ben YouTuber yani Orkun Işıtmak, Berkcan Güven falan ve benzeri, o bir dönemin şey, ekol olmuş çocuklarının programlarını ya da yaptığı içerikleri başarılı buluyorum gerçekten. Yok Çok çünkü. şu açıdan diyorum abi, orada magazin programı yapacağı için izlenme adına seni çok riske sokabilecek bir soru soracağı o kadar bariz ki o çocuğun, o açıdan diyorum. Ha, o bir magazin programı mıydı? Ben Evet programı abi. izlemedim. Sadece Kerem'in açıklamalarını izledim ben. O çocuk orada hani şey kendi kanalındaki bir içerik üretmek ya da konuk ağırlamak yerine oradaki bir magazin programını o çocuk sunuyor. Hani Exxen'de Acun'un yeni şeyinde hani. Ve hani o ekolden gelen bir çocuk hani yayında konuğuma sorun çıkarır mı bu soru acaba diye düşünmeden çok fazla soru sorabilir ya. Hani o Evet. açıdan katılmasını ben olsam baştan katılmazdım deme sebebim o aslında benim yani. Bak Selim mesela doğru söylemiş. Bence buradaki asıl problem Orkun'un böyle basit ve ucuz bir soru Evet işte. Evet sormasıydı. bahsettiğim mevzu. Baştan o programa katılmak o yüzden hata zaten. Çünkü o çocuğunun soruyu soracağı çok belli. Hani bunu YouTuber'ların rap yapmasıyla falan hiç alakası yok dediğim şeyin. O çocukların çünkü şey ayarı yok abi. Hani konuğumu çok sıkıntıya sokabilecek bir şey sorar mıyım? Bu yayında sorulur mu gibi bir düşüncesi yok yani. Genel olarak. Problem orada yani. Ya şu an bizim Tuğan'a kavga ettiği bir isim hakkında ne düşünüyorsun diye Evet, sormamız da yani. senin için. Ya Aynı.
izlenme için gerek... o bunu soruyor ama bu soru zaten yeterince saçma ve sıkıntılı bir soru zaten yani. Ya ama öyle bir soru gelse bile işte ben yine çizgim bilirim yani. Açık sözlüyümdür ama her zaman çizgim bilirim. Yani yoksa şeyde haklı, sen de haklısın, evet Sagopa kesinlikle hip hop'tır. Hani hip hop olmaksa olay, hani hip hop olan 11-12 kişiden biridir. Hani sanatçı bazında söylüyorum, hani buna daha doğrusu MC prodüktör bazında söylüyorum benim gözümde. Evet ama ya kendisi zaten bir dönem ben Sagopa müziği yapıyorum, benim rap'le alakam yok demişken de gelip bu tarz çıkış, böyle bir cevap vermesini ben garip buluyorum abi. Hani 10 dakikada bir kendinle çelişmesen mi acaba yani? Çete bakıyorum bir taraftan da ondan sustum. Yani bugün zaten bu program başlarken ikimiz kavga edeceğiz sanıyorlar ama çoğu zaman birbirimizi onaylayacağız. Bence dediğim mevzuyu şu an anladın değil mi sen de abi? Aynen. Yani kesinlikle farklı düşünmüyoruz birçok konuda yani. Yasin çok güzel yazmış. 3 sabit soru var. Mahlasının anlamı nedir? Ne zamandır yapıyorsun? Sago mu ceza mı? Bitmedi anasını satayım ana akımın. Kaç yıldır bu muhabbeti? Ben Discord'daki sorulardan Tuhan'a birkaç soru bakayım bu arada. Bakayım. İzleyici sorularına biraz döneyim. Arda sabahtan beri kendini yırttı. Onu sorsana. Bir dakika. Tamam. Hemen bakacağım. Heh. Tekrar. Abi ilk soru Akçay'dan geliyor abi. Esenyurt Trap'in aynısı. Bir dakika. Aynısı yurt dışında da var. Kopya eş iddiaları var. Matematik olarak da benzerlik var. Bu muhabbetlerden haberi var mı denmiş. Evet, gördüm. Esenyurt Trap, Merso için var sanırım bu. Şarkıyı ben normalde YouTube'a girdiğiniz zaman Dark Trap Beat 2019 falan yazdığınız zaman o çıkan beatlerden birine yaptım. Vokalleri de yine böyleydi. Çünkü diğer şarkılarda da biliyorsun böyle bir heceleri hızlandırıp yavaşlatıp gibi söyleme bir şeyim var. Kendimce geliştirdiğim bir vokal tarzım var. Şarkı öyle bir şarkıydı. Ondan sonra ama şarkı çok kapalı geliyordu. Yani insanlar beğendiği zaman ben beğenmemeye başlıyorum. Diyorum bir yanlışlık var burada. Biraz daha farklı bir şeyler yapmak istediğim için. Ondan sonra Uğur Öztürk'le beraber yaptık onu. Uğur'a ben o senin bahsettiğin, bu soruyu soran arkadaşa diyorum. Hı-hı. O senin bahsettiğin şeyi Fransız olması lazım ya da Hollandalı da olabilir bilmiyorum. Şarkıyı gösterdim, beatini. Dedim ki hareketli bir şey yapalım diyordu. Dedim ki bak böyle bir şey yapabiliriz. Hem Puffküf'ten sonra daha farklı bir afro trap ile gireriz. O da tamam dedi, yaptı. Ben beat dedim ki beğenmedim kanka, aynısını yapsana dedim. Aynısını yapamam dedi çocuk. Ondan sonra dedi ki o ben sanatçıyım yani sonuçta o. Ben de ona dedim ki... Tamam abi, dedim, ona dedim ki... Fransız'ını alsak ne olur, almasak ne olur, almasak ne olur. Falan filan. O tarzda dedim yap falan. O da aynısını yapmadı ama benziyor beatler. Çünkü o beatten referans aldık. Zaten dünyada müzik biliyorsun birbirinden etkilenerek yapıyor. Hı-hı. Eğer ben o şarkının vokal yürüyüşlerini ve okumalarını vesaire bir şeylerini çalsaydım, bunu bahsetseydin, müziği de benzetmekle beraber, evet sen bana şey diyebilirdin, sen bir cover gibi yapmışsın aslında bu şarkıyı. Ama şarkının tüm bestesi, tüm sözleri, tüm vokal yürüyüşleri hepsi bana ait. Kendi tarafımdan yazılmış şeyler. Beat'inde sadece o şarkıdan referans aldım. Bunu da Uğur Öztürk'ü ben zorladım. Çocuk aslında bunu hiç yapmak istemedi yani. Eyvallah. Ya bunu cevaplamak isteyeceğini düşünmüyorum. Bir soru vardı. Kontkar'la alakalı soruları geçiyorum izin. Yani cevaplamak istersen sorarım ama bence çok gerek yani, olduğunu düşünmüyorum. Fark etmez yani. Ben kimse hakkında kötü konuşacak yani. Biri değilim yani. Ya demin dediğimiz çünkü bu şeye dönüyor yani. Hani tepki Orkun Işıtmak mevzusuna dönüşünü istemiyorum çünkü. Aynen. Magazin olmasın. Ya aynen. Çünkü buraya hani biz bambaşka bir şey konuşmak için toplandık. Hani şeye gelmesin konu yani. Abi şununla dis var mı? Bununla olay var mı? Ya gelmesin. Ben Arda'nın sorusunu sorayım mı? Sor. Sen oradan tekrar seçersin. Çok yazdı çocuk çünkü. Aha. Afro trap yerine başka tarzları yapsa daha iyi olmaz mı? Bu sanatçının tercihi bence. Aha. Hem ona olan ön yargı hem de ona olan tutum için. Ben şimdi Arda mı sormuştu? Hı hı. Ben şimdi iki tane şarkı yaptım. Viril onlar. Biraz daha motivasyon şarkıları gibi oldu. Yani dinlediğin zaman hırslanacağın, hareketleneceğin falan şarkılar. Onlar bayağı ciddi şarkılar. Daha iç dünyamı anlatan şarkılar. Ama yine üstlerinde benim vokalim yani. Benim şarkılarım işte öyle düşün. Onları dinlediğin zaman umarım seversin. Afro trap'i ben çok seviyorum.
iyi gidiyor. Yazları yapasım geliyor böyle ilkbahar falan gibi geldiği zaman. Şimdi Nisan'da yine bir Yengen Kızar yayınlayacağız. Şarkıyı bence çoğu kişi biliyordur artık. YouTube'a falan düşüyor sürekli videoları. Bir de Esenyurt Trap 3 var. Bu sene başka Afro Trap yok ama korkmayın yani. Mesela Emir'in sorusuyla ilgili şey soracağım. Mesela hani Elim Fransızından aldık muhabbeti vardı ya orada geçen konuşmada. Aynen. Şeyi soruyor mesela, onu biraz harmanlayıp ben de değiştireyim. Mesela özgünlüğünü kaybediyor ya aslında bir açıdan o iş, öyle baktığında. Hani alsak ne olur kafası. O özgünlüğü kaybettikten sonra yaptığın hani ben daha orijinal bir şey yapmak istiyorum kafasından şimdi, da çıkmış olmuyor mu? Şimdi onu hemen anlatayım. Çok güzel bir soru. Bak şimdi ona göre bir müziği ona göre oluşturursun, tamam mı? Bazı müziklerde, Baykan burada bunu daha iyi bilir. Bazı prodüktörler senin vokal yapacağın yerlere de bir şeyler yazarlar, ederler böyle. Daha farklı beatler. Hani öyle bir kompozisyona biz bu şekilde davransak dediğin eyvallah. Ama ben sadece adamın ritimlerinin benzerini yapıyorum yani. Strafiye aldım. Bu ritimleri sadece sevmişim. İşte aynı şeyi çalmıyorum ki sana ya da aynı piyanoyu yazmıyorum ki, benzer bir şeyini yazıyorum. Ve üstüne komple benim içeriğim var. Benim okumalarım var. Yani bunu Türkiye'de yapanlar da var. Biliyorsun cover gibi yapıyorlar şarkıları yani. Şimdi hani buradan öyle söylemeyelim ama cover, bildiğin evet. Sanki bir pop cover'ı yapıyor gibi yapıyor. Tabii canım, biz her hafta çıkan bir şey kadar yani. Benim bu tarz işlerle bence hiç alakam yok. Çünkü dinleyebilirler, anladın mı şarkıları? Ben tamamen o ikisini harmanlayıp sormak istiyorum. Ben burada, prodüsör olarak şöyle bir devreye gireceğim. Hani bir şarkının aranjesini mantıklı bulup hani bunu buna benzer bir uygulama yapayım demekle bir şarkıyı baştan aşağı remake edip vermek arasında çok büyük fark var. Hani ben Uğur'u bence da tanıdığım de için kefilim. Hani Uğur beat araklayacak birisi değil. Hani yok, piyasada çok görüyoruz çünkü benzerini. Hani sadece Uğur aynı beat alıp. Uğur beat araklasaydı benim şu an daha 3-4 tane daha hitim vardı. Çünkü ben Uğur'a çok öyle işler götürdüm. Demişti ki mesela, ben ona diyorum her zaman, çok benzerini yapalım. Çünkü dünyada mesela bir şey var ya, uygulama Splice miydi Baykan? Aynen, ondan aynen. Sonra mesela ben bir dönem Almanya piyasasında sadece aynı beatleri dinledim. Anladın mı? Altları, vuruşları falan filan aynı yani. Adam birine melodi yazmış, diğer şey piyanoyla yazdığı melodinin diğerine distortion koymuş, bir tık değiştirmiş falan. Hani diyorsun ki az siktir, acaba herkes aynı beat'e mi girdi? Benim de Bazazyan trafiği yapıyordu bir ara beatlerinde. Yani benim de kulağım duyuyor bunları ama şey değil. Biraz müzik bence bir şeylerden feyz alma işi yani. Hiç müzik dinlemeden de müzik yapılabilir mi bilmiyorum. Bence beslenemez ruhun yani. Konuyla alakalı chatten iki şey geldi. Benim bir bilgim olmadığı için diyorum. Yüce Aşkın beat'i Arak demiş Fantalı Pepsi. Ve Aristokares'le düet yapmayı düşündüğü kişiler Arak cover yapıyor ama demiş. Yani ben aşırı bir hani haftalık yeni çıkanlar dışında çok fazla Türkçe dinlemediğim için Yüce Arak şarkısını şu an hatırlayamadım. Kusura bakma abi. Motive'nin şarkısı. Yok ya, işte hatırlayamadım. Motive'nin olduğunu biliyorum da şarkıyı hatırlayamadım ben şu an. Ben yani Yüce Aşk'la ilgili şarkıyı biliyorum. Motive'nin şarkısı ama hiçbir şey bilmiyorum. Yani prodüktörü kimdir, ne, nasıl yaptılar. O yüzden buradan ne desem yanlış olursa. Eyvallah. Yani düet yapmayı düşündüğü kişiler Arak cover yapıyor denmiş. Arkadaşlar zaten her zaten cuma günü yaptığım her yayında burada birebir araklanmış çalıntı iş ifşa ediyorum defalarca kez zaten. Hani özellikle belli başlı bir iki ismin bayağı bir işini yakalıyoruz. Ama hani ben burada Uğur'un hakkında konuşulmuşum, bunu söylüyorum. Uğur bunu yapacak bir prodüktör değil yani. Evet, evet. Hatta bunlara çok tam zıt bir çocuk yani bunlara. Böyle Uğur'a kalsa yani, anladın mı? Analog müzikle müzik yapacak. Hani o kadar şey yani. Kendinde her şeyi kendi yapmak istiyor. Aristokares demiş ki organize ile düet yapıyormuş. Yaptığı 10 parçadan 11 Arak demiş. Organize'yi biz ilk kez cuma yayında dinledik ve ben o çocuğu hiç beğenmedim mesela kendi adıma. Ben de. Ama yani bu bireysel olarak tanımıyorum ama yaptıkları tarzı tam olarak benim bahsettiğim yayının başında benim kendi yorumum bu. O sahte gelen tarzın birebir bahsettiğim, o influencer olmak istiyor bu çocuklar aslında, müzik yapmak istemiyor dediğim tarzda çok uygun gördüğüm bir isimdi benim ama mesela. Ama şey değil mi sence de şimdi yani mesela çocukların okumaları güzel bence, işte yani senin mesela eleştirdiğin yön işte içerikse, duruşları falan filansa, şimdi bunlar 18-19 yaşında çocuklar, anladın mı? Bunlar bu hani o yaştaki jenerasyonu bu şekilde eleştirmek bana biraz acımasızca geliyor ya. Yani. Ben abi biraz daha bak, hayatları kaymasın abi, istiyorum. Buna karşın ben bir şey soracağım. Mesela sizin motive de galiba daha 19 falan. Hı hı. 20 işte. O da hani o jenerasyon. O mesela organizelerle aynı jenerasyon. Mesela motive daha hani kafası açık işler yapabilirken mesela, daha ya da duruşunu farklı belirleyebilirken mesela,
Bu çocuklar bunu yapınca insan şey oluyor hani, bunun daha iyi örneği var yani. Bu hani herkes aynı müziği yapsın demek anlamında demiyorum bunu, öyle anlama. Ha, demek istediğim şu, sizden görüp ya da başka insanlardan görüp, işte Almanya'da Hafti'den görüp, Zatar'dan görüp, Casey'den görüp o tripleri almak yani, ya da UK Drill'den. Hani varıp da bunları yapmaları, mesela Baykan'la aynı şey takılmışız ki yayında da konuşmuştuk o yayında. Mesela 18-19 yaşında bir çocuğun bu kadar atarlı davranması sana irite edici gelmiyor mesela? Hani bu, eğer dediğin şey duruş imajsa, hani bu çocuklar gerçekten böyle Şimdi değilse. benim Instagram'ım yok bu arada. Organize yeni bir şarkı mı çıkardı bilmiyorum. Yeni şarkı çıkardıysa hayırlı olsun. Dediğin şeye şu an hatırlamıyorum ama dediğin şey yine sana az önce anlattığım gibi anlatım diline uygunsa, yani 20 yaşındaki çocuk işte böyle hard bir saçma bir gangsta şeklinde bir anlatım dili yerine yine bir şeylerden çıkarım yapmış şekilde bunları anlatabiliyorsa, hani bir kontrollü bir anlatım dili varsa bence irisi durmaz. Çünkü Ben bunun yaşla alakası mesela yok ki. 20 kontrollü yaşında değil. çocuklar Ondan da söylüyorum. 20 yaşında çocuklar da çok kötü şeyler yaşamış olabilir. Yani 15 yaşındaki çocuklar da çok kötü şeyler yaşamış 12 olabilir. yaşında Anladın mı? çocuk adam Yani bıçakla işe giriyor, biliyorsun. 15 yaşın 15 yaşında belki daha ben ufakken bizim dükkanımızı mesela, anladın mı? Ben o zamanlar rapçi değilim. Daha da ufaktım belki 13-13 yaşında. Bizim normal dükkanımızı falan ben, bir abim, babam, ondan sonra kurşunladılar bildiğin 7-8 kişi. Babamın zamanında sıkıntılı olduğu adamlar falan filan. Biz ufacım, belki dediğim gibi 11-12 yaşındayım yani, anladın mı? Ya. Ya ben rapçi olsaydım ya da işte o durumdan bir çıkarım yapıp onu anlatsaydım da bu insanlara irti gelir miydi acaba? Şey derler, hani Yok. kimsenin de çok içini bilebileceğimizi düşünmüyorum yani. Yok abi, burada Eyvallah, benim ben şunu sadece Haluk bir söyleyeceğim. saniye. Burada Pardon. aslında ben şeyden çok özür dilerim. Şunu eklemem lazım. Çocukların yaşadıklarından ziyade bana imajlar çok eğreti geliyor. Yani Tam benim şeye mi sözüm. takıldınız siz? Şu no face yapıyorlar ya, artık yüzlerini Abi kapatıyorlar. hem o hem Tamam. şey var yani. Yani bilmiyorum abi, ben müzik kariyeri yürümezse en azından bir masa başı işe girebileceğim hani şekilde kalmak isterim. Yani 17 yaşında bütün suratımı dövme kaplatmam herhalde. Ve çünkü bir de şey var, tarz olarak da Almanya'daki bazı vokalleri birebir aldıklarını görüyorum abi. Benim rahatsızlığım Ben aslında biraz bilmiyorum bu yönde. gerçekten. Hiç ona, Yo, yani ben bunu öyle araştırmadım sizin yo gibi. bunu bu arada organize özelinde söylemiyorum. Şu an Almanya'da çok popüler olan Paşanım diye bir rapçi var. Biliyorum. Bu ekolde. Türkiye'de şu an 17-18 yaş arasında bize demo gönderen çocuklar da dahil olmak üzere abi, o kadar çok Paşanım kopyası dinliyorum ki, ya şey diyeyim işte, senin bahsettiğin yerelleştirme muhabbetindeyim. Biraz daha bu çocuklar hani daha açık kafayla yerel bir şeyler yapmaya mı çalışsalar, yine aynı şeyleri anlatsınlar ama daha bir Zaten kopyalamaktan ziyade buna gitsinler kafasındayım yani. Ezhel'le Mördan'ın başarısı da hep buradan gelmedi mi? Bizden oldukları için geldi yani. Dünya müziğinde çok günceller ama bizdenler. O içeriklerde ya da işte o şeylerde değiller. Ben Benim öyle düşünüyorum. sıkıntım hani organize chat'te ismi geçtiği için organizeyi burada örnek olarak verdik, hani senin de düetin geliyormuş ya, yoksa ben bunları organize üzerinde söylemiyorum. Aynı yaş grubundaki birçok çocukta ben bu birebir duble, hani demiştim ya, kötü dublajlı film izlemek gibi diye, hani Ya yok, birebir bunu influencer çok gördüğüm için, kardeşi yapıyor bunu. imajlarından vokal tarzlarına kadar bunu çok hissettiğim için benim sıkıntım aslında bununla. Ya daha bizden olsun. Hani yerelleştiriyorsak da düzgün bir şekilde, kafası açık şekilde yerelleştirelim. Birebir almayalım derdindeyim. Bir de diğer tarafta şu da var tabii. Hani yerelleştirelim derken her şeyin içine bir çiğ köfte atma kafası da var. Ben ondan da çok sıkılıyorum yani. Evet, Yani doğru diyorsun. Evet, yani durum diril dediğim oydu yani. Yani birader, ya ben böyle, yani adamı karşıma gelsin mesela 16 yaşında, çocuğun belli suratı temiz, influencer kardeşi, şarkıda böyle hadada. Ya bir dur ya. Hani senin dediğin mesela, ben 17 yaşında silah mesela Mobb Deep'te çıkardığında şey ikinci albümü 18 yaşındaydı orada Prodigy mesela. 18 yaşındaki adamın orada anlattıkları sana niye samimi geliyor? Dediğin gibi anlatım ve olayı gerçekten yaşadığı için o yaşadıkları Sahicilik şeyden var değil mi söylediğinde? Sahicilik var. sahicilik. Mesela ama mesela organize özelinde demiyorum yine bunu. Birçok Türkçe rapçi de şey alıyor. Dinliyorsun bunu. Ya sen bu kelimeleri ya internetten gördün ya bir iki abinden duydun. O argo senin ağzına yakışmıyor En yani. basitinden lean ve drip mevzusu abi. Türkiye'de kaç tane kodein içeren öksürük ilacı satılıyor ya Allah Mesela aşkına. çok güzel bir şey söyledin. Bununla ilgili bir Yani. şey söyleyeyim. Süper, Bir süper. soru Aklıma bununla gelmişti. alakalıydı. Ondan sormayalım dedim. Sen o zaman gir o konuya. Tamam Haluk, Yok, söyleyeyim. konuğumuzda söz. Biz çok Şimdi şöyle bir konuşuyoruz. şey oldu, tamam mı? Biliyorsun, yine anlatım diline geleceğim. Yani ben bir edebi bir şiir yazmak şeklinde yazmayabilirim. Ben bunları böyle
ne diyorlardı? One time punch mı diyorlardı işte, kelimeler kelimelerle yan yana koyarak araları virgüllü bir şekilde, anladın mı? Size bir şey sayarak da illa eski rapçiler gibi hani edebi bir anlatımlarla da anlatmayabilirim. Bir şey koyarım, iki tane kelime koyarım, ondan sonra bir virgül koyarım, onun en zıttını söylerim. Sonra altına onu devam ettirecek bir cümlede senin kafandaki hikayeyi anlatırım. Şimdi sprite kodeyin diyorum, orada benim şeklimi görüyorsun yani, anladın mı? Saçlarım tas, ondan sonra yine eşofman takımımı çekmişim üstüme falan filan. Bizim bir otoparkçı abinin, oto yıkamacı abinin oto yıkamasında çağırdık klibi falan çekiyoruz. Böyle bir ortam var şimdi. Biraz ışık mışık getirdik de havalı gözüktük yani. Ben orada millet şöyle bir şey vardı. Sprite kodeyini övüyorsun. Yok işte kodeyini, adamlar mesaj atıyorlar. İşte kodeyini nereden buluyorsun? Oğlum dalga geçtiğimi nasıl anlamıyorsun yani? Ama bak, anlatımla alakalı yine şunu söyleyeyim. Belki bu MOB özelinden dolayıdır. Sizin mesela anlattığınız çoğu şey ve keep it real kafasında olarak deklare ediyorsunuz ya. Senin orada dalga geçtiğini değil de gerçekten böyle bir şey yaşadım. Mesela ben de dinlediğimde şey olmuştum. Hani kodein alaka şimdi yani Türkiye'de falan olmuştum ama mesela sen böyle açıkladığın zaten, şey olmuş. Zaten bak kendin cevap veriyorsun. Hani alakası yok ya. Ağzını eğip büken trapper'lar, trapper diyorum parantez içinde. Trapper'lar hani işte diyorlar ya işte doldurdum lean'i falan filan, yıldızların üstündeyim carçurt. Ben tamamen onlaraydı yani bu. Biliyorum. Mesela ama oradaki anlatım ya, galiba bu şeyden de ötürü olabilir. Mesela senin çıkardığın ekibin, şirketin imajından ötürü mesela bunun dalga değil de daha gerçek bir şeymiş gibi. Ama şöyle bir şey değil mi? Bak şeyi fark et, bunu bence tüm dinleyiciler fark ediyordur. MOB'nin de ben iki dönemi olduğunu düşünüyorum. Aha. Bir eski dönemi, bir şimdiki dönemi. Bence Outputs bu yapılan müzik tarzından tut, çıkan şarkılara tut, izlenmelere tut hatta. Bu şeydir, belirlidir yani. Hı hı. Eskiden senin dediğin gibi sürekli bir şeyleri anlatma durumu var, tamam mı? Yani işte kolyeler, paralar, arabalar falanlar falan. Biz onları çok eleştirmiştik mesela. Direkt evet, böyle ama, piyasaya girmek çok... Ama samimi söylüyorum sana, son çıkan işlerin hiçbirinde bu duruşu, imajı göremezsin. Dikkat et bak, o komple yani biz artık, yani ben zaten çok olmadı geleli ama işte kardeşler de, dostlar da hepsi farklı bir mentale büründü. Belki bu şeyden dolayı gelebilir. İlk yapılmış toplu şarkıların bu şekilde hani olduğundan, çok başarılı şarkılardı. Çok iyi dinlendiler hepsi vesaire vesaire, ama içerikler bu yüzden olduğu için MOB'de böyle bir şey yapışmış kalmış olabilir yani. İşte bu bahsettiğim zaten iki tarafta da, hani bu yeni bahsettiğin tırnak içindeki trapper'larda da, eski dinozor tayfada da abi asla burada olmayan şeyleri varmış gibi gösterip hani bir yalan anlatma huyu var ya, ve bu imaja da yansıyor. Benim temel rahatsızlığım bununla ve bir de şununla var. Hiç dinlenilmediği için, araştırılmadığı için global. Mesela şu an her autotune efektini kullanmayı öğrenen kişi trap yaptığını iddia ediyor ya, bu da çok komik geliyor bana abi hani... Bu Atlanta'dan çıkmış bir kavram. Daha önce biz bunu Hip Hop 101 yayınlarında falan detaylıca inceledik. Çıkmış bir kavram ve oradaki trap house yaşantısını anlatıyor ve autotune bu janrının bir dalı değil. O vokal tercihi. Ama burada iki kişi dinlendiği için bütün piyasa böyleymiş gibi davranılıyor yani. Bir autotune düşmanlığım da yok ama abi şey değil. Gitmeyecek yerin üstüne de yapıştırmayın şunu. Çünkü aynen, insan dinleyecek bunu ya. O da benim istiyorum yani, anladın mı? Evet. Onu en doğal şekilde kullanabildiğin zaman zaten iyisin. Ya da işte onu... Yani en hisleri yok etmeden kullanabildiğin zaman iyisin yani. O ses çıktığı zaman değil. Ya autotune'la detone olmayı başaran gördüm. Evet, yani çok ilginçti ya. Ve abi dediğim gibi bir enstrümanı her yere koymak bu eşittir modayı tutturmak değil abi. Biraz da hani çeşitli müzikler mi dinleseniz? Hani bu illa bir skalası yok bunun. Git caz dinle, arabesk dinle, bir şey dinle ama farklı bir şey de dinle. Aynı iki kişiyi dinlediğin müddetçe o aynı iki kişi gibi üretmeye başlıyorsun. Bu çok büyük bir sıkıntı bence. Evet. Sen ne yani... düşünüyorsun bu konuda ama bilmiyorum. Bir dönemin şeyleri senin az önce dediğin gibi işte, ya o dinozor dediğin senin işte böyle Eminem ve benzerlerini kendilerine şey ilham alıp hani bir müziği takip eden, yönlendiren kişiler var. Bir de diğer dediğin tayfa var ama ikisi de çok şeyden uzak yani. Hiç hani hiç yorum yok, anladın mı işin içinde? Hiçbir şey yok yani. Ben yabancı bir şarkı gibi söylenmiş ama olmamış, kötü de olmuş, hep şarkılar dinliyor. Evet, evet. Ya benim temel sıkıntım bununla, yoksa ben şey diyeyim, o dava moruk tayfadan değilim. Ben artık iyi müzik duymak istiyorum, farklı bir şey duymak istiyorum yani. Bir hafta, her hafta çıkmış yeni işlere baktığımızda birbirinin aynısı 20 tane şarkı dinlemek istemiyorum. Çünkü şimdi bu haftaların mesela, hiçbiri de bir hafta sonra hatırlanmayacak işler bu arada yani. Yani mesela bak, çok underground kültürde hala var bu internette. Genç kardeşler var böyle bu şekilde düşünen. Çok kapalılar, tamam mı? İşte hani kültürün adamı,
kötü de olsa fark etmez, o adam eziliyor, o adam müzik yapamıyor, o daha çok baş tacı, işte onu havaya kaldıralım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ama ben mesela düz bir insan olduğumu düşünüyorum, biraz daha düz bakarım her şeye. Ya da benim çevrem çok böyle işte deli gibi rapçiler, müzisyenler falan yok. Benim rap çevrem sadece MOB'deki kardeşlerim, dostlarım ve büyüklerimle sayılı. Başka dışarıdan birini tanımam etmem. Kendi bir hayatım var. Oradaki insanlardan ben genelde geri dönüşlere dikkat ediyorum. Gerçekten. Mesela anladın mı? Sana samimi söyleyeyim bunları. Tüm çevremdeki herkes bilir. İşte Puff Küfü ilk çıktığı zaman, Puff Küfü ilk yaptığım zaman, yayınlayacağımız tarihe kadar, yayınlayacağımız tarihten sonra gelecek linçleri, ondan sonra şarkının ilk başta dislike'ının çok olacağını, hani böyle sanki yıkım varmış gibi, ondan sonra birden her şeyin değişeceğini falan filan, hepsini böyle ben anlattım. Çünkü ben o besteyi ben yapmışım ve üzerinde hani o şarkıyı ben yapmışım, üzerinde durarak yaptım. Bunun tabii ki planlamasını ve neler olabileceğini bilerek yaptım ve hiç analizlerimin dışında hiçbir şey çıkmadı. Merso'da da aynısı oldu. Merso'da dedim ki şarkı 1 milyonu geçtikten sonra dedim TikTok'ta viral falan olur dedim böyle. Hani ama 1 milyona kadar olmaz çünkü 1 milyon bizim MOB kitlesi için de hani sadece rap dinleyenlere ulaşacağımız bir kitle. Daha o genel halka hani ulaşamıyoruz demek istediğimi anladın değil mi sen? Anladım anladım. Ama Merso'da da öyle oldu. TikTok'ta viral oldu falan filan. 30-40 bin tane video çekmişler. Hala çekiyorlar vesaire vesaire. Yani ben şu zamana kadar hep bu işlerin analizini iyi yaptım. İnşallah da böyle devam eder yani. Ya bir de bu arada şey var. Bu söyleyeceğine ek olarak desteklemek adına. Ortada bir şirket var. Dolayısıyla ticari kaygılar da olduğu için her zaman dinleyicinin talep ettiği müziği vermek de mümkün olmayabiliyordur muhtemelen yani. Sonuçta ne kadar işte sizi o, özgür bırakan bir şirket olsa da bir yatırım var ortada yani. Saygısızlık olsun istemiyorum ama sana şöyle gelmiyor mu? İnternette çok fazla aktif olan, çok fazla böyle yorum yapan falan kitlenin ben çok küçük yaşta kardeşlerimiz olduğunu düşünüyorum. Evet, yani evet. Daha yaşı büyük ya da olgun insanların bu kadar interneti anladın mı? Hımmına kodum falan filan diye böyle şeylerle uğraşacağını ya da bir şey yapacağını düşünmüyorum. Küçük kardeşlerimizden de hani mesela bunun da çok benim böyle bir kıstasım var. Küçük kardeşlerimizden böyle çok değişik bilinç geldiği zaman diyorum ki bu iş iyiymiş. Ve genel dışarıda bu iş hep öyle karşılanıyor. İyiymiş diye karşılanıyor yani. Bu arada Oğuz Hamzoğlu bir şey demiş. Keşke senin için abi. Keşke Twitter'da Türkçe rapçi ismi verip döveceğim, ezeceğim demesen çok tatlı adammışsın demiş abi senin için. Allah razı olsun. Bak kardeşim ben bir şey yani tanışırız daha çok bundan sonra. Döveceğim edemem olayını sana anlatayım. Bununla ilgili olayı. Burada çok fazla böyle şeyleri ben biraz sinirimi çok hızlı yansıtan, çok hızlı sinirlenebilen bir insanım. Ama geçtiğim zaman da gördüğün gibi yani her zaman beyefendi eden bir insanım. 5 yaşında oğlum var bu arada. Onun için iyi bir insan olmaya çalışıyorum 5 senedir. Ve her geçen gün daha da başarılı olduğumu düşünüyorum bu konuda. Şimdi biz o bahsettiğin ismini vermemişsin. Ben de vermeyeyim. O iki tane arkadaşla beraber çok büyük onlardan bir terbiyesizlik gördük, tamam mı? Biz onlardan bir saygısızlık gördü bizim bir kardeşimiz. Biz de hep beraberdik. Bir parkta oturup bira içiyorduk yazın. O biraz böyle saygısızca şeyler görünce yine aynı tavrımızı yaptık az önce anlattığım. Dedi ki böyle telefonda hiçbir şey anlaşılmaz. Biz gelelim. Neredesiniz? 100 kilometre ileride, tamam sıkıntı yok. Biz gelelim konuşalım. Böyle yani bu işleri çünkü anladın mı kaç yaşındayız? Hani bu işler böyle çözülür. Biz böyle öğrendik falan filan. Gittik. Bizle yüzümüze bakmaya tenezzül etmedikleri gibi ipneler. Hani gelmedikleri gibi oraya. Bize oyun yapmışlar. Ondan sonra bir de bunun üstüne telefon biz açtığımız zaman telefonda ben hayatımda böyle şeyleri çok az yaşamış bir insan olarak telefonda bana ana bacı küfürler ettiler. Tamam mı? Ondan sonra sarhoştuk falan filan diye böyle yavşak yavşak muhabbetler geldi. Ben onlara telefonda dedim ki arkadaşım biz kimse birbirini tanımıyor. Böyle küfür ederseniz ben sizin canınızı yakarım ya da buradan herkes. Çünkü böyle bir hakareti ben kaldıracak bir insan değilim. Belki sen kaldırırsın ama insanlar farklı işte yani baktığın zaman. Yani. Ondan sonra küfürler etmeye devam ettiler. Onların bir tane abisi var. Ondan sonra abisi telefonu aldı. Abisi de küfürler etti falan filan. Biz dedik ki onlara yavşaklar bak biz hala şu an bir ekside kalmıyoruz size. Ama dedik ki illaki böyle bir yer olacak yani anladın mı? Konser olur başka bir şey olur. Çünkü biz size geliyoruz. Bizim yüzümüze bakmıyorsunuz. O zaman denk gelmemiz lazım. O süreçten sonra da işte hiçbir şey olmadı. Biz araya insanlar soktuk. Araya soktuğumuz insanlar da hatırı sayılı dostlarımız yani. Onların da tanıdığı insanlar dostları. Onlardan bir görüşme talep etmesini istedik. Yine bir harekette bulunmadılar falan filan. Demek ki dedim ki bunların böyle şeyleri var. Bunlar için böyle şeyler önemli değil yani. Hani ben tanımadığım bir insana 10 yaşında da olsa, o 50 yaşında da olsa telefonda öyle ağır hakaret etmem ya da internette öyle şeyler etmem.
Hani inan orada benim seni ezeceğim ya da döveceğim demem. Çok daha kötü şeyler ve saygısızca şeyler vardı. Bunlar yavşaklık. Anladın mı? Bu adap bilmeme. Bunu benim yüzüme söyleseydi inan burnu yoktu. Bak bunu net yarın öbür gün bir yerde gördüğüm zaman da bunu öğrensin diye onu yapacağım. Onlar da çok iyi biliyor bunu. Anladın mı? O yüzden herhangi bir şekilde bir bu konuyla alakalı adımları yok. Onlar biraz yavşak olduğu için sanıyorlar ki zamana vurduğumuz zaman bunları kaynayacak. Bu adamların da siniri geçecek. Ben de o dönemler çok sinirli olduğum için bunlarla ilgili bir şeyler neden yazdım biliyor musun? Bana ulaşsınlar diye. Hani şey olmuyor ya, böyle hani rencide olurlar belki derler ki sürekli insanlar içinde bizim arkamızda konuşuyor. Dur biz ulaşalım buna hani falan filan. Sadece bu yüzdendi yani. Yarın öbür gün bir yerde denk geldiğimiz zaman hakkı verilecektir. Yaptığı saygısızlığın bedeli ve ben de insanlar bize de o zaman ya da bana derse ki siz magandasınız ya da şöylesiniz böylesiniz. Ben de diyeceğim ki böyle bir terbiyesizlik sana yapılsaydı sen ne yapardın? Herkes de benimle aynı cevabı verecek. Eyvallah. Ya da daha kendini otokontrollü bir insan, daha kendine sahip çıkabilen bir insan der ki işte mahkemeye veririm, bana hakaret etti şöyle böyle falan. Ama ben öyle bir şey düşünmüyorum yani. Yani öyle düşünen bir insan değilim. Eyvallah. Yok zaten ben hiç bu dediğim gibi bu konulara hiç girişim yok zaten. Şeyden gelmiş hani o demin bahsettiğimiz aslında o sosyal medyayla gerçekten çok daha farklı insan profilleri için bu soruyu sormuş ama ister istemez buraya geldi tabii ki. Ben ama, Discord'dan bir soru sorup konuyu yumuşatmak istiyorum. Yok valla şeyim yani sadece hani kardeşler bunu bir de ona benzer bir soru gelmesi iyi olmuş. Çünkü buradan insanlar biliyorum şöyle olayın içeriğini bilmediği için böyle şey sanıyorlar anladın mı işte bomboş kafayı onlara takmışız sadece 7-24 böyle onların peşinde falan filan ama yaptıkları terbiyesizlikti. Bir yerde denk geldiğimiz zaman onlar bize bunu yaptıysa biz de onun karşılığını vereceğiz ya da ben yani sadece bundan bahsediyorum. Onun dışında onlarla ilgili bir şey yok yani. Eyvallah abi. Biraz goy goy olsun diye şeyi sorayım. Sonra. Avukatım orospu sözü ne anlatıyor diye bir soru gelmiş. Bir hikayesi var mı cidden böyle? Var var. Şarkıdaki bu arada şarkıda hiç şarkıda öyle boş bar olsun diye hiçbir şey yazmıyorum. Şarkılarda sözlerimi eleştiriyorlar ya. Şarkılardaki o sözleri 30 kere falan hepsini değiştiriyorumdur sonradan. Hani mevzu gerçeklikten ya da hikaye anlatımından hiç çıkmasın diye. Evet basit anlatıyorum ama başımıza bir olay geldi. Ve gerçekten avukata ihtiyacımız vardı ve saat 1 falandı. İşte en son rakı masasından storiesini gördük. Ve o da bu olayı biliyordu yani hani herhangi bir şey olduğu zaman onu arayacağımızı falan filan. Rakı masasının storiesini gördük ve bir daha telefonla hiç ulaşamadık. Ben de yakala yakala şov yaptım, gelecek şimdi her şey hallolacak falan filan diye kaldık böyle ortada. Ben de öyle içimden rapçi damarım tutmuş yani. Biz de rapçiyiz oldum ya. Şeyler yazalım biz. Bir eleştirikten tavrımız olsun yani. Bu arada senin dediğinden sonra Musab'la Yasin çıldırdı. Arkadaşlar... Evet arkadaşlar. Kimseyi... Konuk birine laf etse bile sizin etme hakkınız yok. Baykan'la benim de etme hakkım yok. Konukla yaşanan kişinin arasındaki problem. Aynen. Bu arada kimseyi ben herkesin... Yani anladın mı? Ya. İnsanların böyle bakmasını da istemiyorum. Yok işte şunu savunmak, bunu savunmak diye. Anladın mı? Bana yapılan bir ayıp var kardeşim. Ben de burada kimseye bunu yaymaya çalışmıyorum yani. Halledilecek diyorum. Hani o yüzden şey yapılmaya gerek yok. Eyvallah. Abi şey çok soruluyor. Hani bu şirket politikası. Yine yanıtlamak istemeyebilirsin de. Hani çok geldiği için soruyorum hani sorularda. Vio albümü gelecek mi tekrar? Yeni bir tane diye soruluyor. Hiç bilmiyorum. Vallahi billahi bak. Yani. Hiç bununla ilgili bir şey bilmiyorum. Vio ile benim tanışıklığım yoktu. Vio'da insanlar için hassas ve duygusal bir nokta olduğu için genelde hani insanlar hani kendi özellerinde konuşuyorsa konuşuyordur. Ben o konuyu açmam. Anladın mı? Yani genelde de çoğu kişi açmaz diye öyle alakası olmuyor. Yani aynen öyle. Yani ölüsüne saygı duymak, ailesine saygı duymak, arkadaşlarına saygı duymak gerekiyor arkadaşlar. Her şey gündeme her zaman getirilmemeli. Ha. Bırakın huzur içinde uyusun rahmetli yani. Üzerinden ekmek yiyebileceğiniz çok daha farklı şey var sevgili Eskişehirli arkadaşlarım. Selamlar. Söylemesem. Tamam hiç açma bazen. Abi yok söylemesem ölürdüm. Ben o olaya çok kılım çünkü de o yüzden. Ben de kılım. Ben de yani. Ağır tiltim aynı şahıs hakkında ama gerek yok şu an. Ben arkadaşlar bununla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Tüm detayların amına koyayım. Ortada gencecik hayatını kaybetmiş bir çocuk var anladın mı? Tabii detaylar canım. Hiç önemli değil ya da işte rap müzikmiş falan filan gerçekten çok yetenekli bir... Çocuk teoride yani. Çocuk yani. Kaç 18 yaşında genç öldü yani teorik olarak. Bunun ötesinde... Allah hani konuşacağım laf olacak yani.
Neyse tamam, neyse, beni zaten çok ilgilendirmiyor. Ona, ona zaten Haluk biz bir yayın boyunca 3 saat boyunca aralıksız gömdük zaten aynı şahsa. Gerek yok. Tabii yine sinirim kabarıyor çünkü benim ara ara öyle. Sormuş abi, çok klişe bir soru ama en çok dinlediğim 5 kişi, rapçi olmak zorunda değil bu arada, örnek aldığın dinlediğim 5 kişi olmuş. Yani bir senedir falan, 1,5 senedir falan sadece rap dinliyorum bu arada. Önceden daha çok işte eski şarkıları, arabesk falan filan dinlerdim. İlk 5 şarkıcı söyleyeyim sana. En çok dinlediğim. Almanya'dan Kapital Bra'yı seviyorum. Ondan sonra. Amerika'dan değil de İngiltere'den sevdiğim çok fazla adam var. Mesela Tion Wayne diye bir çocuk var. Ondan sonra Russ Millions ya da Rus Million olabilir. Hı-hı. Bilmiyorum nasıl okunduğunu. O Russ. Russ Million mı? Ondan sonra o var. Başka Dachavelli var. Hollandalı lakaplı bir arkadaş var. Bu arada Drill dinliyorsun bayağı, demek ki Drill mi geliyor yoksa? Aynen. Var mı planda? İki şarkılık bir Drill Maxi Single tarzı bir şey yapacağım. Eyvallah. Bitti güzel şarkılar. Ben şeyi sorayım madem, hani işi goy goy yapalım. Step'le bir şey yapmayı düşünüyorsunuz mu? Yani Step biraz uzakta oturuyor bize göre. O yüzden genelde de o işler hani projeyi yapalım gibi çıkmıyor da bizden. Yan yana denk geldiğimiz zaman hani abi bir şeyler yapsak mı'dan çıkıyor. Böyle uzaktan proje çok şey olmuyor yani. İstediğimiz gibi sanki olmuyor. Sıcak olmuyor, sahici olmuyor. İşte al beat'i göndereyim, sen bir şeyler gir falan filan. Yan yanayken çalışmak daha iyi. Step'le öyle bir şeyimiz denk olursa niye yapmayalım? Tamam, onu sordu birisi çünkü. Ben de merak ettim, ondan sorayım. Yoksa klibi fena değil mi Step? Step'in klipleri çok güzel ya. Güzel oluyor ya. Aynen. Çok küfür etmese bir de gerek mi? Böyle çok bazı noktalarda o daha da güzel. Adam amın oğlu diye giriyor şarkı. Bir dur bakayım başka. Arda'nın yine güzel soru. Şu an, evet, şu anki devirde para değil gönül olayı kalmadı ama bu çok basit değil mi? Kendisinin bu herhalde bu şey serisi için, Esen Yurt Trap serisi için kaliteli müzik yaptığını düşünüyor mu diye daha eleştirel bir soru gelmiş. Güzel soru. Dediğim az önce de söylemiştim bunu. Ben biraz zamanın önünde gittiğimi düşünüyorum. Belki bunu da eleştireceksiniz ama yaptığım iki Afro Trap şarkının da gerçekten Türkiye standartlarına göre çok iyi olduğunu düşünüyorum. Nasıl buna kanıya vardın dersen, hem böyle hissettim yaparken de bunu. Çünkü ben çok fazla şarkı eskizi yapan bir adamım. Yani bilgisayarıma baksan belki 30-40 tane proje bulursun. Ama onların hiçbirini sen duymayacaksındır. Ben bile açmıyorum bile. Çünkü hani oturup yazmakla falan değil olay. O hissi yakaladığım zaman diyorum bu şarkı olur. Afro 2 tane şarkı yaptım dediğim gibi. İkisinin de bu nedenlerden dolayı iyi olduğunu düşünüyorum. Artı bence no name bir adamın, Türkiye'de kimsenin bilmediği adamın piyasaya 2 tane şarkı çıkartıp ikisinin de işte 2-3 ay gibi sürelerde no name bir adama göre iyi bir stream'e ulaşması, altını çizerek no name bir adama göre iyi bir stream'e ulaşması, belli sosyal uygulamalarda işte viral videolar olması, insanların sırf müziği değil benim vizyonumu da alan bir sürü kardeşim var, bir sürü insan beni sevdi, ben hepsinin etkileşim içindeyim. Bu gerçekten güçlü bir his. Bunu da ben yaşıyorum. Bunu böyle patatesden söylemiyorum yani, fanlarım var falan diye de kesinlikle öyle bir şey değil ama çok fazla insandan bunu görüyorum. Benim sözlerim, işte benim düşüncelerim böyle olması hoşuma gidiyor. Beşiktaş'ta bir If konseri vardı. O If konserinde bir tane çocuk vardı. Gelip bana şey demişti. Abi dedi ya, sen dedi piyasaya girdin dedi. Nasıl bir şey oldu dedi ya. Bizim tüm düşüncemizi değiştirdin dedi. Ben de alkollüyüm. O öyle söyleyince dedik işte sen dedi çok başkasın falan, şişiriyor beni. Ben de gaza geldim, dedim ki oğlum biz devrimciyiz lan dedim bu müzikte. Devrimci olacağım. Çocuk dedi ki yok be abi, o kadar da abartma dedi. Ya Aristo şey demiş bu konuyla alakalı. Olimpos döneminde no name değildin ama demiş, ama abi Aristo o bahsettiğin dönemde zaten toplamda 1000 kişi falandık zaten. Hani o dönemki ün bugünü, hani o dönem lokal ünlüyken şu an biraz daha artık ülke geneline yayılabilmiş gibiyiz. O zaman mahallemizden o dönem, öteye geçmiyordu yani. O dönemde 2 sene müzik yapıp kazandığın isimle bugün TikTok'ta 2 haftada çektiğin video aynı etkileşimi kazandırıyor sana. Öyle. Aynen öyle. İki kere sorulduğu için sorayım. Bu tamamen hani tepkiyle olan bir düet varmış galiba. 70'lik Jack
diye bir düet. O ne oldu, olacak mı, olmayacak mı diye soruyorlar. Olmayacaktı herhalde diye. Evet, evet. Ondan sormak istemedim de 2-3 kere görünce arka arkaya. Yo, o şeyden Kerem onu çok istemişti albümüne yapalım diye. Sonra albümü iki parçaya böleceğini söyledi. Sonra ilk albümde bir istemediği bir şeyler mi oldu tam bilmiyorum ayrıntı. İkinci albümü çıkartmadı. O da ikinci albümde olan şarkılarda öyle olunca benim de vesim kaçtı kaldı öyle. Ya bir de bugün bir konuya daha geleyim. Bir şu ana kadar konuştuğumuz sorulardan ve olaylardan bağımsız. Düşüncenizi merak ediyorum ama girmek de istemezseniz anlayışa karşılarım ikiniz de abi. Bu A Haber'in Susamam'a karşı yaptığı belgesel ve Twitter'daki linç furyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum yapmak istemeyebilirsiniz, hiç problem yani yok. Yani A Haber işte, biliyorsun. Yani. Haluk? Ya ben soru soracaktım ya, o aklıma geldi. Yani bak, güzel soru. Hem de bu eski dinozor kafa muhabbetleriyle ilgili de gireriz tekrar oraya. Olimpos dönemini ve serverle eski arkadaş... Olimpos döneminden ve serverle eski arkadaşlığından bahsedebilir mi? Serverlerle bir konser otobüsünde tanıştım. Çok küçüktüm. Serverler de doğal olarak öyle. O zamanlar işte Baykan'ın dediği dönemler Türkiye'de rap dinleyicisi ve rapçi 1000 kişi. Ve bunlar da hepsi birbirinin MSN'inde ekli. Bir tarikat gibiyiz ama. Aynen. Ankara'ya gidiyoruz. Bu arada ben çocuktum. Orada Ankara'ya ya. Gidiyoruz. Orada 20 tane işte rap yapan var. 30 tane dinleyici var. 50 kişi oluyoruz. Orada bir parti yapıyoruz. Şurada burada falan. Bir de o zaman da böyle işte Türkçe rap hani bilinmeyen dönemleri. Hip hop kültürü mü nasıl oluyor, nasıl bitiyor falan. Disleşmeler şunlar bunlar. Biz bir konser otobüsünle ayarlamışlar bize, servis gibi bir şey. Servise bir bindik. Tüm tayfa şey, birbiriyle böyle MSN'den kavga etmiş çocuğuz yani işte herkes birbirine sana şunu yapacağım, bunu yapacağım diyen tayfa falan. Biz Kerem'leydik orada zaten o zamanlar. O hikaye öyle başladı. Tepkiyle beraberdik. Tepkiyle gitmiştik o konsere. O konser, işte otobüste serverler vardı. Beta vardı. Olimpos'tan bir kişi daha vardı, tam hatırlamıyorum. İhtilal grubu falandır büyük ihtimal. Yani İhtilal grubu vardı. İhtilal grubunu hatırlayanlar vardır ki. Ondan sonra birkaç kişi daha vardı. O zaman tanışmıştık yani. Ondan sonra hatta hala videoları serverde var. Geçenlerde serverle konuştum. Serverde bir Olimpos videoları var. Dedim ki o videoları belgesel yapsan yani yer yerinden oynar. O kadar herkes var. Aklına gelebilecek herkes. Biz de varız içinde. Öyle tanıştık o dönem. Server konser dönüşünde bana demişti ki tanışalım daha fazla hani oturalım konuşalım falan. Değişik bakıyorsun sen müziğe. O zaman da biraz değişik bakıyordum. Oturduk falan filan dedi ki beraber olalım, beraber bir şeyler yapalım. Ben de Server'e dedim ki Server ben öyle şey yapamam yani sizin gibi disiplin ya da bu işi hani böyle yapalım edelim öyle bir şeyim yok yani sadece uğraşıyorum deniyorum. Server dedi ki olsun biz yaparız dedi yani hani o seni o disipline ya da bir şeye getiririz. Sonra bir sene falan Olimpos'ta bir dönemim var işte konserlere gittik falan. O dönem hiç şarkı yapmadım zaten. Olimpos'a girdiğinde 3-4 tane yapmıştım. Sonra Server de anladı, Berk de anladı hani benim yapmak istemediğimi. Onlar da beni saldılar. Ben de kendimi saldım. Bir daha hiç müzik yapmadım zaten. Ondan öncesinde şey de sorulduğu için bağlantılı hani bu Tepkiyle yolu nasıl kesişti diye zaten. Olimpos'tan öncesinde zaten yine Maze'le yakınlaşarak zaten ilk çıkışını ben yine Tepkiyle beraber yaptın diye hatırlıyordum. Farkı gör döneminde. Klibi Tepki çekmişti galiba. İlk yok. Kerem yapmamıştı ama ilk şarkını şey mixini falan kaydını Kerem'in evde almış. Ondan sonra çok küçüktük yani. Kerem'le Avcılar'da parkta tanıştık. Onlar bir köşede duruyordu. Biz bir köşede duruyorduk. O zamanlar sürekli her gün işte Süper Hot filmini, Amerikan Hip Hop Zencif böyle yaptıkları filmleri 10 kere izliyoruz tamam mı? Sanki bunlar bu kültürün şeyleri, kitaplarıymış, öğrenmemiz lazımmış gibi falan. Yaşlarımız çok küçük böyle öyle takılıyoruz parklarda. Birilerinde bisikletler var, patenler var. Kerem'le şapkan ne güzelmiş, senin pantolonun ne güzelmiş muhabbetle birimizin kıyafetlerini iş koyarak tanıştık. O zamanları tanıyorum yani. Ya güzel yıllardı. Çok güzeldi evet. En azından bu kadar yapay kavgası falan da olmayan yıllardı. Çok çok daha tatlıydı yani. Abi iki kişi birden sorduğu için soracağım. Hı-hı. Bu biraz da hani eleştireldi. Hani sen de buraya geldin kendimi anlatayım diye sordun da yoksa hani... Tabii sıkıntı yok, sıkıntı yok. Saygılı olduğu sürece problem yok. Tuğan sence TikTok'a parça yapmak ticari kaygı değil mi? Sadece ün ve para için olmuş oluyor. Ben TikTok'a şarkı yapmadım ki. Hayır. O öyle bir muhabbet geçti ya. TikTok'ta viral olacak. He yanlış anlamışsın. Bak TikTok için yapmadım o şarkıyı. O şarkı bittiği zaman onun hissettirdiği diyorum ya biz hisleri oynamayı seviyoruz diye. O hissettirdiği enerjiden bunun bir TikTok'ta viral olabilecek bir şarkı olacağı analizini yaptım. Sadece buydu. Yoksa dikkat et. Bu tarz yerlerdeki şarkıların içeriklerinde hep daha bir mainstream içerikler var. Dostum benim şarkılarımın içi
sözleri anlatım dilim benim mainstream değil. Ben bizim yani şarkılarımı anlıyorsundur, anladın mı? Herkes de bu şekilde ticari kaygı düşünsem böyle yazmam. Çok daha farklı yazılacak yolları var yani bu işin. Beni benim mahallemdeki kardeşler ilk anladı yani. Herkes dinçlerken. Ondan sonra birden böyle değişti şeyler. Anladın mı? Like, dislike 20 bindi, like yoktu. Şimdi sallıyorum like 30 bin, dislike 5 bin falan filan gibi şeyler görüyorum farklı farklı hani platformlarda. Hani sonradan değişeceğini de biliyordum. Sadece onu anlatmak istedim. Şimdi daha güzel soru geldi. Bir de güzel bir soruydu o TikTok muhabbetiyle de çıkacak diye. Müzikten mi para kazanıyor bir de sadece demiş. Artık şu hakkında ne düşünüyorsun? Şunda ne olacak? Onları es geçiyorum abi. Böyle. Onları es geçiyorum. Onlar çok sıkıcı sorular çünkü ya. Aynen. Sadece neydi, müzikten mi para kazanıyor? Ya şu an sadece müzik mi tek işin? Alsat yapıyoruz ufak tefek. Evet. Ondan sonra eskiden ben gayrimenkul işi yapıyordum bir 6-7 sene. Suudi Arabistanlara, Kuveytlere falan filan gayrimenkul sattım. Yine Esenyurt'ta sattım bu arada. Diyorlar ya Esenyurt'ta Arap'ta sattınız diye. Onlar biz işte. bir dönem öyle bir dönemim var. Ondan sonra hala böyle ufak tefek ticari alsat işlerine ilgileniyorum olduğu zaman. Öyle yani. Müzikten güzel para kazanacağımız günü bekliyoruz. O zamana kadar çalışmaya devam edeyim. Mesela öyle bir goy goy olmaması güzel mesela. Sadece müzikten para kazan... Mesela klipte de o yok hani. Orada aslında böyle bir yere geldik, hiç uygun değiliz muhabbeti var ya. Şimdi oturdu mesela klibin başındaki. Süpersin. İşte beni anlamaya başlayan insanları gördükçe ben çok mutlu olurum. Bak mevzu Merso'nun başınla ilgili mi söyledim bu yorumunu? Hadi. Aynen aynen. Orada hatta Akdeniz... Öyle bir grup var. Tam söyleyeceğim sana. Merso'nun başında oradaki dörtlü niye var biliyor musun? Onlar MOB niye bu kekolara sürekli aldı dedikleri dört kişi. Bilerek klibin başında biz bir tane Merso'yla villaya geliyoruz. Villada da MOB'nin partisi var. Biz MOB'de değiliz. Hikayenin konusuna göre partiye geliyoruz. Zero yüzden diyor. Aa lan oğlum bak bunlar hani bilet çözdüm ben rahat olun falan. Orada başka diyaloglar da var diyorum. Bunlar ünlüler şimdi havuza mavuza gireriz falan diyorum onlarla. Gidiyoruz içeri. İçeri bakıyoruz işte ünlü kardeşlerimiz orada, anladın mı? Biz gidiyoruz hani uyum sağlamaya çalışıyoruz. Biraz ortama koyuyoruz tabiri caizse. Öyle bir görüntü vermek istedik yani. Zaten dinleyicinin bizi Paf Küf'ten ya da Utku'yu diğer şarkılarından linçlediği, Uzi'yi diğer linçlediği şeyi biz orada kendimiz evet biz bunu yaptık ama bir şeyleri değiştirdik gibi göstermek istedik. Ya oradaki oyunculuklar ya müthiş, biz hani o klibi yalan yok şeyle. Evet, evet evet Flash TV logosuyla izledik biz o klibi yayında abi bu arada. Yüzünü orada söyleyeyim. Bu dört kişi de, normalde mesela bu dört kişi de hiç böyle kamera önünde işte kasılan falan eden insanların hepsi, anladın mı? Her şey. Ben diyalogların öyle çıkacağını biliyordum, işte oyunculukların öyle olacağını biliyordum. Güzel oldu, çok güzel oldu. Ki bu arada şey, bunlar ne işi var dediğin derin insanların birçoğu, özellikle Zero'lar, Akdeniz Coast ekibinin birçoğu da 2005'te 2006'da MySpace'te varlardı. Sonra Zero hatta bir dönem hapse girdikten sonra mecburen müziğe ara verdi falan. Yani baktığınız zaman o zamanki akım 4'ü sağlıktı. Hatırlarsın. Zero'lar o 4'ü South'un Türkiye'de İzmir'de Arem'lerle beraber öncülerinden diyebileceğim isimlerden biriydiler yani. Ben de. Aynı zamanda. Evet. Yani seni ben biraz daha G-Funk West Coast eskisine o dönemki Game'e çok daha yakın görüyordum ben farkı evet, döneminde. Evet çünkü o zamanlar en çok dinlediğim adam The Game'di. İyi müzik yapamamasına rağmen onun ağırbaşlı o babacan tavrı beni her zaman etkilemiştir. Hani diğer adam mesela onunla ilgili sorayım sen bitir. Diğer rapçilerin aksine işte onun o şekil duruşu her zaman hoşuma gitmişti. 2008'de Shaolin ve Kanada'dan Suicide diye bir kardeşimle Bu Yaka diye bir albüm yaptım. Bu Yaka albümünde şarkıların hepsi 4'ü South'tur, Southside'tir. Bir tane Crank müzik var içinde. Aynen, ne oldu oğlum? Cahil sanıyordunuz, ne oldu? Cahil sanıyordunuz, ne oldu? Ya işte ben özellikle seni de gerçekten o yayını beraber yapalım bunu görsünler istedim çünkü yani... bir dönem Tuğhan bayağı dibine kadar girdi arkadaşlar. Sonra sıkıldı gitti. Şu an döndüğünde de eleştirel dönmeyi tercih etti. Buna saygı duyuyorum. Ha dediğim gibi ben yüzüne de söylüyorum. Hani genel olarak Afro Trap sevmediğim için hususi olarak playlistimi açıp Tuğhan'ı dinlemesem de ben kafasını anlayabiliyorum en azından. Yani ben onu Tuğhan'ı şey görmüyorum. Yani bu moda oldu diye rap müziğe başlayan biri sanıyorsanız asla öyle zannetmeyin. Yok, yani. Kesinlikle o değil. Evet. Abi. Ben de senin o yani ben bu yorumu bir yerlerde gördüm. Hatta Merso'dan klip çıkmadan önce bir fotoğraf paylaşmıştım. Şerefsiz bir kardeşim bir tane sağlatma şey almıştı. Abi tam bir yerden para indirmişsiniz de eziyorsunuz görüntüsü var sizde. Ne zaman rap bırakacağım falan tersi. Öyle bir şey değildi ama yani. Harbi.
Ben şey sorayım, bu etkilenme mevzusu. Sen de şöyle mesela, ben bunu çok hani yabancılarda falan da gördüğüm için soruları mesela. Bir şeyleri dinliyorsun, ondan etkilenip bir şeyler mi yapıyorsun, yoksa bir şeyler kafanda var, bu doğrultuda karşına çıkan müzikleri mi daha çok tercih ediyorsun? Genelde yapmak istediğim, yazmak istediğim şey bir anımdan ya da bir kesitten oluyor kendi hayatımla ilgili. 3 gün önce olmayabilir, 2 sene önce de olabilir ya da bir hikaye. Önce onu her zaman hani satır satır değil de giriş, gelişme, Hikaye. sonuç gibi kafamda tasarlıyorum. Biraz böyle izliyorum o filmi, hani şöyle olmuştu, böyle olmuştu falan filan diye. Ondan sonra müziklerle etkileşim alarak hani beynimdeki düşünceyi öyle birleştirmeye çalışıyorum. Anladım. Yok, şey de soruyorum mesela. Game'den etkilendim dedi ya. Mesela şu an çıkan drill işler yaptım dedin ya. O Evet. dönem çok drill tükettiğin için mi drill oldu, yoksa zaten drill sound'dan haberdardın? Hani biraz da drill dinleyeyim bakayım nasılmış kafasından ötürü mü? Anlatayım hemen hikayeyi. Şimdi Drill'i dinledim. Bir buçuk sene önce falan filan bir tane şarkı yaptım. MOB'deydim o süreçte. Ondan sonra hatta şarkıyı Mod'la beraber yaptık. Şarkı dinledi dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Çok güzel dediler. Dedim ki bir şey var yani, bunda hiç olmayan güzel bir şey. Güzel rap değil olay. Benim için hiçbir zaman olmadı. Sonra ben biraz araştırmaya başladım o zamandan bu zamana. Bir Türkiye'de de drill yapan arkadaşların şarkıları çok güzeller bu arada. Hepsinin ağzına sağlık. Güzel olanlar var yani. Ama benim istediğim duyum o değil yani. Ve ben bu İngiltere'dekiler gibi, işte Britanya dedikleri o bölgedekiler gibi yapılan o drill vokal oluyor aynı zamanda, tamam mı? Çok araştırdığımdan söyleyeyim. Drill yürüyüşlere uygun vokali onlar yapıyorlar bence. Ve kulağıma çok etkileyici gelmeye başladı benim bu. Gerçekten, çünkü biraz matematiklerini çözmeye başladım. Ve dedim ki böyle, buna benzer yani, biraz tabii kendimizle harmanlayarak kendi stilimizle falan filan böyle şekilde yorumlayabiliriz. En azından tekniğini bu şekilde kullanabiliriz. Vokal yapmaları, okumaları. Uyuz oldum, sonra baktım yapamıyorum. Sonra tabii arkadaşlarıma dinletiyorum falan, bu işi yapan arkadaşlarıma. Hadi gelin bir şey yapalım diyorum. Hani belki onlar bir şey yakalamıştır falan. Yine verse'leri bitiriyoruz. Yine Türkiye'deki yani drill beat olmuş rap şarkıları gibi oluyor. Evet. Ben de uyuz oldum. Çalıştım işte üstünde biraz. Şimdi 2 şarkı bitmek üzere. Eskizleri falan çıktı. Onların biraz yine böyle farklı olduğunu düşünüyorum. Yani dinleyenler Allah Allah ilginç falan demeye başladılar. Bu beni mutlu ediyor. Ya Mesela zaten o iki, Selim de yazmış onu mesela. Ülke Drill'deki flow switch'ler vesaire, hani burada yakalamak birçok açıdan zordur veya kolaydır müzik, yani yapmadığım için hani bir şey ona söyleyeyim mi? şey hani. Zaten ben bu düşünceye tutulmuştum. Her yerde şunu görüyordum. Türkiye'de UK Drill gibi vokal yapılan o teknik yapılamaz falan, Türkçe uygun değil diye. Ya dedim ki oğlum, onları da bir anne doğurdu, bizi de yani. Hayırdır, anladın mı? Onlar çok süper de biz değil miyiz falan diye tutuldum bu mevzuya. Eyvallah. Çalışıyorum, bence güzel oluyor Ya üstünde. şey var zaten, ben hep şunu söylüyorum. Abi tabii ki deneye deneye öğreneceğiz ama hani ilk denediğimizde de tamam oldu bu iş deyip de hani yaptığı şeyin aslında olmamışken o oldu diyen insanlara ben biraz da kıl alıyorum. Yani genel Evet. yapıda hani bana sen şey demiştin ya, sen ne kadar mutsuz bir adamsın, hiçbir şey beğenmiyorsun diye. Bu hani abi altında bu yatıyor. Yani drill yaptık işte, Türkiye'de ilk yaptık. E abi olmamış ki daha, dur bir deniyorsun sen daha. Hani denedik de Aynen. eyvallahım ama yaptık deme şuna ya hani. Aynen. Bana da, ben de bu konularda seninle direkt birebir aynı düşünüyorum. Mesela yani şey gibi geliyor. Bak, bizim dönemimizde o var, tamam mı? Çünkü bizim, senin, benim, işte Haluk da herhalde, bilmiyorum bizim dönemimizden. Yani Yakınım ya. Çok değil de yakınım. o dönemde önünde bir şey yoktu. Araştırabileceğim bizim gibi şu anki bir kaynakları olmadı. Evet. Hani bilmeden karanlık çağda bir şey yapıyorduk, tamam mı? Hangimizinki diğerinden daha iyiyse o iyi seçiliyordu. Hani aslında hepsi kötüydü o dönemin. Ve Kesinlikle. oradaki bakış açımız şeydi yani. Beat işte 3 dakikaysa, onun neresine söz yazdıysak orayı tamamlayabilmek. Hani sesimizle. Bildiğim beat'in üzerine yapılmış bir ses kaydıydı aslında onların hepsi. Hani Ya şey bazıları oluyordu, hatırlıyor bazıları olmuyordu, bazıları tutuyordu falan filan. Ama bu dönem öyle çalışmak bana yanlış geliyor, senin dediğin gibi. musun? Fikrim. Ben bu arada şeyi soracağım. Demin yazmadı da ben izleyicilerimiz arasında gördüm. Hani ben kendisini severim. Ben problemi çözmek adına bunu diyeceğim. Abi sizin gerilla ile olan anlaşmazlığınız nereden çıktı? Nasıl oldu? Hani bu konuya girmek ister misin? Bilmiyorum ama. Yo, girmek isterim. Gerilla'nın sanırım şey, konuşma uslubunu beğenmiyorum. Eleştirmenlere bu arada çok saygım açık, ama yani şey yapmadan, çok da abartmadan diye düşünüyorum. Murda ile ilgili postunu gördüm.
Şimdi ben bu işin mutfağında olan bir insanım ve eskiden de vardım. İşte olmadığım senelerde de beynim boşluğu, hep mental olarak geliştim öyle. Boş bir çar seneler sonra gelmiş, hadi bir rap yapak da olmadı yani mevzu. Yani orada vizyon geliştirme durumu var uzun süre. Şimdi Murda'yı dinlediğim zaman ben çok etkileniyorum. Bence icracı çoğu kardeşin de etkileniyordur. Çünkü şarkı söylemesinden, söz yazmasına kadar, işte onları düzenlemesinden, neyse yani bestelemesine kadar falan filan bence kusursuz geliyor. Ha, sen de Murda'yı içeriğinden dolayı sevmeyebilirsin, o ayrı bir şey. Ama böyle hani Murda'ya back demek, hani ben de kötü bir şey yazmamıştım aslında. Dedim ki hani espri yaptım, biliyorsun benim genelde espiritüel bir dilim var, biraz da sert olsa yani. Dedim ki bu arkadaşa keşke bir şey yedirip içirmeseydiniz yazdım. Bir filmden olan bir şeydi. Konuştum aynen. O da onun üstüne gelip bir sürü şey yazdı böyle diye hatırlıyorum ben, işte iki bek birbirini şey yapar, işte destekler falan filan tarzı. Öyle bir şey dediği zaman hani ben uyuz oldum, çünkü o kardeşim sen beni ya tanımıyorsun ya da sen çok eski olabilirsin ama belki ben senden daha eskiyimdir. Ya da buradaki olay eskilik mevzuna değil, o şekilde bana yürümemesi lazımdı yani. Evet, ben öyle düşünüyorum. Üsluptan dolayı. Bak ben yine ona ağır bir hakaret etmemişim. Yine hiçbir şekilde lan seni şöyle böyle falan filan diye hiç başta konuşmadım. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydiniz dedim. Falan filan yani. Çünkü Gerilla'da özellikle yaptığı çevirilerle, ki buna demin dedin UK drill çevirileri olsun. Hani ya sadece gidip 90'lı yıllardan albüm çevirmiyor. Güncel işlerden de çeviriyor ve Discord kanallarında insanlara bayağı hani... global olarak neler yapılıyor sunan bir arkadaşımız ve yaptığı işi çok takdir ediyorum ben normalde. Orada şeye bu arada üzüldüm. Ben şey söyleyeceğim. Ben takip ediyorum onu yani. Ben çevirilerini falan izliyorum. Hani işi güzel zaten onun yaptığı iş. Oysa sadece o işi güzel. Ben kişisel de oradaki mevzu. Anladım. Takdir ediyorum ve orada hatta ben şeye dahil olmuştum hani orada, hatta ben sana Tuhan'a siz hip hop falan ne yapıyorsunuz falan da yine sen espri dille yaklaşmıştım. Ben o zaman bunu daha tam çözemediğim için herhalde bu olayı yazmıştım sana, hatırlıyorum yani. Tuhan ya bu yeni girdiğin imajdan ben çok sıkıldım, haberin olsun yazmıştım. Biz oradan bir DM'leştik zaten seninle, ondan sonra bir olayı tatlıya bağladık ve aslında aynı fikirde olduğumuzu çoğu yerde fark ettik. Ben bu kadar goy goy olduğunu mesela tahmin etmiyordum, o şarkıların troll morol olduğunu. Daha böyle hani işte Lefkoşa ortamın yeni versiyonuymuş gibi gelecek diye düşünüyordum. Ve işte orada şeye üzüldüm yani, çünkü Gerilla da gerçekten bunu bilen birisi. Tuhan da bilen birisi ve hani oradaki o atışma bana biraz yani üzücü geldi, çünkü ben şeydeyim, hep bunu söylüyorum. Lefkoşa dedi ya. Bir yani, şey söyleyeceğim ama kafa güzel, benzemiyor. Güzel, güzel. Hiç ben bu açıdan bakmamıştım. Yani çünkü yani şey var. Abi zaten hani tarzlar farklı olabilir ama bir şeyleri doğru düzgün bilip araştıran ve insanları buna yönlendirebilecek sayılı insanız ve birbirimizi arada, yediğimiz anda ben bayağı üzülüyorum. Çünkü günün sonunda bu sefer cahil bir genç kitleyle hepimiz boğuşmak zorunda kalıyoruz ya. Bu beni çok üzüyor yani. Şimdi insanlar farklı alt kültürlerden olabilir, farklı yerlere doğmuş büyümüş olabilir. İnsanlar bizi eleştiriyor, saygı duyuyorum ama insanlar bizi... sokak olmadığımız için ya da işte bir şey olmadığımız şey. O diyorum ki o zaman senin dinlediğin adamların ben bu Türkiye'deki aynaları gibiyim ya da onlar benim yani hani öyle bakarsan ben daha hepinizden gerçeğim. Yani bizim hani sen görüyorsundur bazen işte rapçi diye makara yapıyoruz, biliyorsun değil mi? Hani böyle aynen. Gangsta rapçilik oynayan ama senin dediğin gibi böyle çok tatlı olan çocuklar var ve yıllardır hani biz şöyleyiz böyleyiz demekten usanmadılar. Hani biz onlara diyorum yani, oğlum buna gerek yok. Hani rapçiyseniz tamam, alın siz rapçisiniz, biz değiliz. Lanet olsun yani. Ben ona getiriyorum mevzuyu. Ben mesela Young Tak tweetine çok gülmüştüm senin. Açıkçası. Young Tak tweetine çok gülmüştüm senin ben açıkçası. Oğlum bir şey söyleyeyim mi mesela, bak Young Tak dinleyen delikanlı değildir vesaire. O goy goy geçiyor. Mesela bizim burada Young Tak olmaya, Travis olmaya çalışıp da hani sonra sokak muhabbeti. O mesela Travis vardır ya, Travis Type Instrumental diye. Onun üzerine böyle gangstayız bilmem ne değil. Çocuk İngilizce bilmiyor. Tuğan'ın dediği gibi yani. O çocuk böyle hani delikanlı muhabbeti yapıp sonra böyle hani o Travis şarkılarını şey yapmaya çalışıyor. O çok komik. Bir de o görüyor. Mesela herkes farklı tarzlarda şarkı yapabilir ama dediğin gibi adamlar her şarkıda başka birisi gibi oluyorlar. Hani bu da ilginç yani. O hani bu Travis... Özür dilerim abi, böldüm, sen devam et. Buyur. Yok bu şey bu onun neden demiş abi, merak ediyorum, tam onu yazıyordun demiş Deniz de, bu Young Tak muhabbetini onu ekleyecektim sadece ek olarak. Ya olarak. Neden biliyor musun? Yani bana mı böyle geliyor? Belki orada kişisel bir yorum yaptım, kusura bakmayın ama
Bizim ülkemizde çocukluğumuzdan beri çok daha fazla biz doğu müziği duyuyoruz ya da sentez bir müzik duyuyoruz. Yani o kadar onlar çok batı müziği değil mi kardeşim sizce? Yani benim kulağıma yabancı geliyor mesela Young Thug gibi adamlar. Yaptıkları vokallerden olsun, şunlardan olsun ve bunun üzerine sana bir şey söyleyeyim. Doğu müziği yani eskiden de her zaman batı müziğinden daha güçlüdür, tamam mı? Burada bir kıyas yapmak için söylemiyorum ama dünyada, Amerika'da bilmiyorum çok araştırmadığım için ama Avrupa'da olsun, işte Almanya'da olsun, Fransa'da olsun, Doğu müziği, Doğu işte ezgileri, o tarz vokaller, okumalar yapan insanların şu an hep daha iyi yerlerde olduğunu görürsün. Çünkü daha hisli müziktir. Yani Young Thug dinlerken hani, lan Young Thug bizde ne alaka amına koyayım, anladın mı? Böyle kürklü mürklü değişik şeyleri olan bir adam. Öyle baktım ve çok da üzerine düşünmeden dedim böyle bunu nasıl Eyvallah. dinlersin? Adamlar Young Thug için bana etmediği küfür, hayatımda öyle küfür yemedim. Young Thug için oğlum sanki akrabasına laf etmişim. Nasıl bu kadar savunabiliyorsun? Nasıl bu kadar? Diyorum ki hangi Eminem diyorum, şu götünü açan mı? Çünkü ben ilk 8 mil çıktığı zaman ilk gösterimine gitmiş adamım. Kasetleri vardı ben de evimde böyle böyle, anladın mı? Ama o yaşında beni etkiledi. Dedim ki hangi Eminem lan bu savundunuz? Götünü açıyordu kamerayı, o mu? Ben bak var ya, çoluğuma çocuğuma kadar hakaret yedim. Hani Abi. amına koyayım, ne yaptı bu Eminem? Ya evet, bu zaten vatanını böyle savunmaz dendi chatte. Gerçekten Çok hani büyük o bir sapkınlık var ya. ya bu sadece şey değil bu Eminem yani mesela Herkes için geçerli yani abi. ya bizim çok sevdiğimiz Eskişehirli bir arkadaşla ilgili bir albümüyle ilgili yayın yaptık. Chat'te bana neler denmiş. Ben sevmiyorum müzik olarak ya da yaptığı şey olarak. Bizim işimizden geçtiler. Hani anlayabiliyorum o kafayı Ve abi şey yani. de var. Bu arada konu sapmasın, güzel bir yere değindi Tuhan. Şey, bu gam bazında bakıyorsak hani müzikte, bu net olarak doğru bu arada. Yani doğu müziğinin zaten şöyle bir şey var. Tarihsel gelişim bazında da doğu toplumu aslında medeniyetin daha başladığı yer zaten. Yani daha bir süre Tabii daha önde canım. gitti zaten. Ve hani klasik doğu müziği, hani bizim ülkede doğu ezgisi dendiği anda otomatikman işte son yıllardaki şeyden dolayı insanların aklına mezdeke geliyor. Hani çiğ köfte fırlatmak geliyor ama doğu müziği demek bu demek değil abi yani. Hani o açıdan doğru söylüyorsun. Ve Young Thug'ın da sevdiğim işleri olmasına rağmen, dediğim gibi yani o günün sonunda geldiğim zaman 5 tane Young Thug parçasını ben de arka arkaya dinleyemiyorum abi. Yani Aynen. İşte mevzu burada. Mevzu burada. Aynen. kesinlikle Aynen. doğru ve yani birisi bir müziği beğenmeyebilir ya, ona düşman olup ya da dediğin gibi sülalesine sövmeye gerek var mı bu yüzden gerçekten? Ya çok basit. Ben senin sevdiğin sanatçıyı sevmiyorum. Sen sevmeye devam et, bitti. O yani kadar. Yani bu holiganlık, bak ben bunu geçen gün Selim'in programına çıktım. Belki izlemişsindir. henüz izleyemedim ama izleyeceğim yayın sonrasında. Orada da aynı şeyi söyledim, anladın mı? Yani müzikle kişiler bence biraz farklı yani. Ondan sonra şimdi biz hani müziği yapan mutfaktaki insanlarız ya, sen de aynı şekilde öylesin. Yani bir şarkının zor olup olmadığını ya da işte en zor olan en basit yapmak, zaten onu biliyorsun. Hani şeyde, prodüksiyonda da öyledir. Bunları şey bile hani anlıyorsun. Karşında uyuz olduğun bir adam varsa da iyi bir işine diyor. Bu kötü hani sırf hırsından dolayı diyemezsin yani. Aynen Anladın öyle. mı? Şehinşah'ın Karma şarkısı, işte oğluna yaptığı şarkı, bunları orada da söylemiştim. İyi şarkılar mesela, anladın mı? Ben bunları dinlediğim şarkılar. Çünkü dinleyince lan bu şarkıyı okumak zor, işte bu şekilde düzenlemek zor falan filan diye düşünüp de bu yorumu yapıyorum yani, anladın mı? Burada kişilerle bir şeyim olduğu için değil yani. Bu arada yorum geldi. Onu okumam lazım. Kardeşim, bu tayfayı övenlerin haberi yok. Future Özcan Deniz'den sample alıyor diye bir yorum geldi. yani. Özcanlı Ya nereden gerçekten. geldi lan aklına? Anladıysam şey beni düzeltir, ben beni düzeltir. Sen doğduğun coğrafyanın, tamam biz Orta Doğu toplumuyuz okey, ama mesela hani senin kendini var ettiğin kafa yapısı sana daha hisli gelebilir mesela, ama şuna katılıyorum. Bir rapçiyle alakalı ben de yapıyordum bunu zaman, işte Nas kötü albüm yaptı. Bir, Nas bana bir gelir sağlamıyor. İki, Nas benim amcamın oğlu değil. Bana ne ya? Süreden sonra hani Ya bak, hatta Haluk, daha of kötü bir kafa. yere geleyim mi? Daha kötü bir yere geleyim. Mesela çoğumuzun rapçi arkadaşları özelinde bunu söylüyorum. Biz bunu ama Tuhan'la ikimiz için geçerli biraz bu. Biz bir şarkı yapıyoruz mesela, bakıyorum abi hani arkadaşına destek olmuyor. Mesela benim parçamı paylaşmıyor ama Drake albüm çıkarmış diye 4 tane story atıyor günde, anladın mı abi? Hani sence benim mi senin paylaşımına ihtiyacım var, Drake'in mi gerçekten? Ve bunu konuşalım mı yani? Hani ama sonra, çünkü verdiği röportaj diyor ki biz bütün arkadaşlarımızla iç içeyiz, hepimiz birbirimize destek oluyoruz. Abi hayır yani. Biz genelde ona çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani dışarıdan da bu belli oluyordur. Kendi ortamımızda müzik yaptığımız kardeşlerimiz, büyüklerimiz, dostlarımız
hep genelde bu ağı güçlü tutmaya ve böyle güçlü kalmasına şey yapıyoruz yani, uğraşıyoruz. Ya o zaten o ya şeye dönmedikten sonra, Circle Joke işte hepimiz çok iyi izle dönmedikten sonra zaten kültür diyoruz. Kültürün içinde olan en temel öğelerden biri. Kendi ekibini, kendi hani yanında olan insanları pushlarsın ki o ekiple beraber sen yükselirsin. Ama bizde bir süre sonra mesela ya hiç kimse birbirine destek vermiyor. Herkes kendine o Sagan'ın tanrı kompleksi hikayesi gibi. Hı hı. Herkes soyutluyor kendini. Bütün piyasadan bana ne boyutuna geliyor. Ya da her işini paylaşıp işte kardeşim yine Allah gibi şarkı yaptı. Yapmadı yani. Evet, hiçbiriniz mi söylemiyorsunuz? Yapmadı, evet yapmadı. Yani, ya zaten hani şeyde değilim. Haluk bunu en iyi sen biliyorsun. Ben kendim hani ticari kaygıda verdiğim bir iş olduğu zaman hani para kazanmak için yapamam, içime sinmemiş bir iş. Ben kendi şarkımı kendim paylaşmıyorken zaten arkadaşım illa beni paylaşsın demiyorum. Ben bir şey yapıyorsam yok, beğendiysem paylaşamam hani. Deneyimi. Röportaj verirken ya X şu an sallıyorum, X rapçi ismi lazım değil yani. Hani biz hep birbirimize destek oluyoruz. Aile can ciğeriz falan diyorsun. Orada hani 2000 takipçini Drake pushluyorsun. Ondan sonra gerçekten birbirimize destek mi oluyoruz? Abi Drake'in ihtiyacı var mı sana acaba yani? Yani. Kimse ben şey mesela bayağıdır konuşmuyorum, ondan çok daldım. Şey bana komik geliyor mesela. Sizin ekip o açıdan kıyak bence. Hani boy boyunuz falan da hani samimi geliyor. Sadece bir ticari ortaklık yok gibi duruyor. Ama mesela görüyorsun uzaktan ekipleri. Diyorsun ki ya bunlar tamamen ticari. Evet evet, yani bahsettiğim hani o aslında yani. 5 gün sonra bu insanlar ticaret olarak para kazanamasın. Abo birbirlerine öyle bir ifşalar ki yani. Aklın almaz yani. Ben o açıdan mesela Türkiye'deki rapçilerin birçoğunun geçmişten bugüne dağılan ekipler, birleşen ekipler, şu bu hep bir böyle sıktığını gördüğüm için artık bana mesela bir ekip toplandığında okey bir hafta sonra dağılır bunlar mantığı geliyor. Yani çünkü bir de şimdi pasta ortaya çıktı ya hani. Aynen. Ortada sadece eskiden turta vardı, şimdi pasta var gerçekten bir büyük. Herkesin paylaştığı 2-3 kişinin paylaşmak yerine. Şimdi o hikaye büyümeye başladıkça ekipler dağılacak. Dedikodular dönecek. Twitter bir de eskisi gibi rap'le anlatma dalgası da yok. Twitter'a yardıralım, Allah yardıralım. Mesela bu açıdan MIB hani birçok açıdan müzikal olarak bana hitap etmese de mantık olarak şeyi seviyorum. Bunlar arkadaş ve beraber takılıyorlar gerçekten bir şirketin ötesinde. O açıdan mantıklı yani. Hani siz birbirinize sadece ticareten bağlanmışsınız gibi bir izlenim yaratmıyor uzaktan en azından. Mesela zaten hani hiç kimsenin arasındaki ilişki ya da bağ öyle bir bağ değil. Belki de yani gerçek olduğu için öyle yansıtıyor olabiliriz yani. Mesela Vio konusunda da Vio'nun albümü çıktığında tepkiye çok millet geçirmişti de. Yani Vio'nun işini ticari yapmak isteseler Türkiye'de rapçilerle çalışmak yerine daha da binlerce isime şey olabilir. Yani Sezen Aksu'yla düet bugün herhangi bir rapçi yapabilir, anladın mı? Sezen Aksu'yla Vio düeti koyardın o albüme. Tamam işte geçen senenin en fazla ikinci dinlenen ismi kim? Sezen Aksu yani, anladın mı? O kafa. Oradaki belki tek sıkıntı. Belki ticari şeyler vardır. Tamam okey. Olmak zorunda. Çünkü artık bu müzik commercialize olmuş bu müzik ama ya benim demek istediğim hani o açıdan takdir ediyorum. Biz seni yani yok biz seni gayet iyi anladık Haluk da. Ya, rahmetlinin albümündeki tek sıkıntı abi o da dağıtımcı şifirme ile alakalı galiba. Yani o eksik parçalar işte vokalleri olmayan parçalar falan şeklinde çıkıp sonra tekrar düzeltilmesi biraz hani sekteye vurdurdu o işi bir de. O biraz o plansızlık çok kötü oldu yani. Bazen çok üzerine düşülen işler değil illa bir hata. Evet. Yani o kadar titizlenirsin ki anladın mı? Çok önemlidir, özeldir senin için o iş. Çok titizlenirsin illa bir şey çıkar onun gibi bir şeydir herhalde. O çok üzücü bir anda ama yani hani şey çünkü İnsanlar bir şey bekliyor, ondan sonra şey şirket açısından dinleyici bazında şöyle bir algı oluşuyor çünkü yani şirket buna hiç özenmemiş, hatalı parça yüklüyor kafasına bile gelebiliyor ya insanlar. O açıdan evet, maalesef. Çok çok talihsiz bir andı yani o açıdan. Çok özenildi albüme. Ben o albüm için verilen emeğe canlı şahit oldum. Gerçekten çok çalıştı insanlar, herkes yani. Kim varsa albümün yapım aşamasında. Ünal abiden tutun işte Kerem'e kadar işte beatleri yapan arkadaşlara kadar herkes çok çalıştı yani. Yok zaten sizin ekipte Vio konusunda kimsenin samimiyetinden gram şüphem yok abi. Yok ben o konuda mesela çok tiltim. Ya bu sadece hani belli bir isim bağlamak değil yani. Ortada bir tabiriyle aile var işin içinde yani. Anladın mı? Aile müdahil olur o olaya ve işi değiştirir yani. İnsanlar böyle konularda çok fazla işi şey yapmak istiyor hani dedikodu, gıybet, yani o gıybet kuruna atmak istiyor. Yanlış bu. Bir de ölen insan varken bu
Hani siyasi bir konu olmadığı müddetçe ölen bir kişinin arkasından varıp bır 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 konuşmanın hiçbir manası yok. Siyasi konuda bile bence bir yere kadar var Haluk yani. Tamam, o başka, ikimizin gireceği bir diyalog, Tuğan'dan bağımsız, boşverin. Yani. Soru varsa soruya bakalım. Ufak ufak yayınımızın sonuna gelelim. Tuğhan, 2 saate yaklaşıyoruz. Dinlensin Tuğhan da. Ben bir sorulara bakayım. Hatta Haluk, sen yeni sormadığı sorular varsa senden rica etsem. Sen daha iyi soruyorsun benden. Gördüm. Mizi sor. Güzel pasat. Evet. O da yoruldu çünkü ben az durdum ya böyle bir uzun süre. Uzi ile yaptığı Esel parçası da seviliyor. O parça hakkında bilgi verebilir mi? Uzi ile uyumlular, birlikte projeleri var mı? Yengen Kızar ve Esel'i yaptık. İkisinin de bir seneyi geçti yapalı. Galiba Yengen Kızar... çok sordular onu da, aynen. Yengen Kızar'ı da sordular aynen. Yengen Kızar'la Esel'i yaptık dediğim gibi. Bir seneyi geçti ikisi de. Esel'in Yengen Kızar'la beraber çıkartmak istiyorduk onu. Esel'i sadece biraz daha öz kitleye vermek. İşte daha rap severler, daha biraz underground müzikten hoşlananlar falan filan gibisinden. Yengen Kızar'ı da yine benim içeriğim komple. Ben onu çok önceden tasarlamıştım zaten. Puff Küf ve Merso'yu tasarladıktan bir şarkı son olarak tasarlamıştım. Uzi'yi aldım konuk. Şarkının eskizini falan yaptık, demosunu. İyi oldu yani, sonra dağıldı şarkı. Şarkı dağılınca 600K oldu, 500K oldu, biz kaldırttık. İşte yine sayılar yükseliyor falan. Telif attırıyoruz sürekli. Nisan'da çıkartacağız ikisini de. Esel şey olarak çıkacak. Spotify'da normal sadece bir şarkı olarak çıkacak. Yengen Kızar'a da güzel bir video yapacağız yine. Esenyurt Trapler'in kafasında bir video olacak yani. O şarkı da aynı tune yapılmış bir şarkı farkındaysan. Millet paylaştı kafasından ötürü şeyi soracağım mesela. Çok kişi de görüyorum o muhabbeti hani. Birçok rapçi işte arkadaşıma dinleyeyim diye atıyor. Arkadaş başkalarına atıyor. Şarkı yayılıyor ya işin hikayesinde aslen. En temel. Hani mesela siz bundan dolayı bir şarkıdan soğuyor musunuz? Mesela Farazi ve Kayra'nın öyle bir şarkısı vardı. Şarkıya isim bile vermiş. Hani o yayan kişi. Sonra şarkıdan şey yaptık diye, soğuduk diye şarkıyı direkt öyle demo şeklinde attılar. Hiçbir mix mastering yoktu şarkının üzerinde. Bende olmuyor, şahsım olarak konuşayım. Çünkü bana bu aslında gerçek PR gibi geliyor. İnsanların parayla yaptırdığı PR, bunu şarkının gücü kendi kendine yapıyor gibi geliyor. Şarkının daha demosu ortada, işte canlı yayından, Uzi'nin canlı yayından alınmış kaydı şey olup 500K'ları falan görüp işte o şarkıyı herkes ezberliyor. Bir bakıyorum şarkı bende yok. Instagram'da story atıyor insanlar. Ulan o şarkı yok ki, nasıl atıyorsunuz falan filan. Güzel ilerliyor bence. Herkes şey diyor, şöyle düşünüyor hani, şarkıyı herkes biliyor artık diye de, Türkiye'de artık çok insan bu müziği dinliyor. Yani işte 500K, 1 milyon gibi sayılar bence müziğe bizim gibi bakan insanlar için az olmalı. Yani bu sayılar büyük sayılar değil. Çünkü çok başarılı arkadaşlarımız var büyük sayıları görmüş olan. Ben de Yengen Kızar'ı öyle bir şarkı görüyorum. İnşallah yazın onu göreceğiz yani Yengen Kızar'da. İnşallah. Bana mesela hani bütün müzisyenler, sevdiğim sevmediğim, kötü müzik yaptığını düşündüğüm, çok hani iyi müzik yaptığını düşündüğüm, fark etmez, bir şarkıyı sanatçı çıkarmadan, sonuçta hani gerçek kapitalist bir düzen ve burada para kazanmak aslında herkesin en asgari boyutta amacı. Mesela bu bana çok ayıp geliyor. Bir rap, hani sizin yayınlamadığınız bir şarkının başkaları tarafından yayınlanması. Bununla ilgili çok hukuki bir şey düşündünüz mü? Hani bunu yayınla. Ya kardeşim, bana bir şey söyleyeyim. Bana hırsızlık gibi geliyor direkt. Evet. Yani direkt... ben birkaç kişiye de söyledim yani. Gelip benim seni dedi, hani anlattım bunu çocuklara, genç kardeşlere. Şimdi yolda gelsem iki tane vursam sana, telefonunu alsam, anladın mı? Bu çok büyük olay olur. Senin yaptığın şey de aynısı yani. Benim bir şeyimi alıp birilerine vermek falan filan. Ama bunu yapan insanların da ben çok küçük yaşta genç kardeşler olduğunu düşünüyorum yani. Yani çok küçük, hani böyle 12, 13, 14, 15 yani. Ne bileyim, üniversiteye giden bir insan böyle bir şey yapmaz gibime geliyor bana. Ne alaka bunu yapayım? O kadar ufak çocuklarla ilgili de nasıl hukuki bir işlem? Ne uğraşacaksın yani, ki öyle düşünüyorum. Doğru yani. Manita, yeni manita görüyor. Bak ben şu rapçinin şu şarkısına sahibim deyip oradan hava yapmaya çalışıyor. Yani o aslında mevzunun patladığı noktalar bir miktar da. Ya bana yine de birinin hukuki olarak aksiyon almasın. Çünkü bizim ülkede hani emek hırsızlığı çok yoğun bir şey. Keşke birileri hukuki bir aksiyon alsa da bununla ilgili biraz önü kesilse diye düşünüyorum. Mesela Ezel'in de yayınlandığı, Hidra'nın yayınlandığı, X'in yayınlandığı, Y'nin yayınlandığı. Yani inatla birileri şey yapıyor böyle sürekli. Şarkıyı piç ediyor, sonra çıkaracak isim de işte geçen hani tam albüm çok kötüydü bence müzikal olarak da, Berkcan Güven'in çıldırdığı şey var ya, vergiyle şey
istemiyorum şarkıyı yayınlamak. Hani zaten duyuldu bu şarkı deyip isyan ettirecek boyuta geliyorlar yani. Keşke birisi alsa hukuki aksiyon bununla ilgili. Ama bence işte hani duyuldu dediği kitle, insanların öyle bakmamak lazım. Çünkü o hala küçük bir kitle yani. Hani evet. Şarkı ne kadar duyulmuş olabilir ki de herkesin 1 milyon kişiye gitmiş olsun. Kaç milyon insan var yani? Yani. Anladın mı? Biz bu sayıları görmemiz lazım. Bu sayıları gören arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de oldu yani. Mesela böyle Soprano'nun Mary Jane şarkısı. O da önceden başka birinin albümünde bir mixtape olarak bir şarkıydı ve biliniyordu. Ama yine bizim gibi rap sever insanlar hassasiyetle dinliyor ve takip ediyor ya bu piyasayı. Onlar biliyor. Hani yine genel standart böyle dinleyeyim geçeyim iyi şarkıymış adamdan bana düşten. Arkadaşlarımız bilmiyor yani. O yüzden evet yani. Hala ulaşması gereken yani, çok insan var. Örnek vereyim, bir kafede otururken şarkıyı beğenip dinleyecek insanın bu sızdırmadan haberi yok yani sonuçta, doğru. Evet. Doğru. Evet. Ya Türkçe rap için bence şunu da sorayım ufak ufak bitirmeden, artık başarı dinlenmeyle ölçülecekse eğer, hani benim için öyle değil de yani öyle bir kıstas varsa, artık gerçekten bir başarı çok bir şarkı çok başarılıysa 10-20 milyonu gördüyse artık bence başarı. 1 milyon artık birinin hani Türkçe rap'in bir standartı oldu. 1 milyon 2 milyon bence. Artık bir 10-15 milyona ilerlediyse bir şey bence başarılı olarak adledilmeli. Eğer doğru. Hani bunun ticari başarısından bahsediyorum. Şarkının iyinin kötülüğünün evet. Ziyade. Evet. Mesela bunları da işte deneyerek, öğrenerek görüyorsun. Çünkü sonuçta ben hep amatör kalmaya çalışıyorum. Yani o ruhla bakmaya çalışıyorum işe. Mesela ben bunlardan ne çıkıp mesela kendi hataların ne diye görürsen, işte yaptığın şarkıları madem çok güveniyorsun ben niye bu sayılara ulaşmadı gibi bir şey oluşursa aklında, onu da anlatım dilimden görüyorum. Çünkü anlatım dilim çok bizim mahalleden yani, anladın mı? Herkesi her yerde işte içinde uygunsuz söylediğim şeyler de olabilir, insanlar için farklı şeyler de olabilir. Şarkıyı biraz daha genel kitlenin de hoşlanabileceği gibi yapsaydım belki daha fazla sayılara ulaşabilirdi. Mesela öyle bir farklı tarzda bir şarkı vardı şey. Adı İksir'in bir tane son çıkarttığı şarkı salla, neydi ismi? Sallan. Hastasıyız aşkıyız. Bence mesela herkese hitap edecek mükemmel bir şarkı. Hani Rotundox, böyle bakıyorum olaya. Rotundox demiş ki Eleanor başarılı o zaman. Ben müzikal anlamda ticaret kesinlikle başarılı bulmamakla beraber ticaret olarak hani şirket politikaları ve artık mainstreamleşme bazında bakıyorsak maalesef başarılı kabul yani. Abi ister kabul edin ister kabul etmeyin. Bir şey söyleyeceğim. Dediğimiz her insan başarılı. Şöyle bir şey var. Bilmiyorum bunu hiç yaptınız mı ya da çok mu fanatik bakıyorsunuz buna. Eleanor'un sanırım son yaptığı şarkı. İsmini bilmem ama dinledim. Türkiye'de çoğu kadın rapçiyle kıyaslayabilirsiniz. Bence çoğundan daha iyi yani. Okumaları. Hani sözlerini falan yine bilmiyorum belki beğenmiyorsundur, tavrını beğenmiyorsundur ama vallahi bak bir de öyle dinle. Hani hangisi daha iyi okuyor, mikrofona kaydediyor, o enerjiyi veriyor dediğinde vallahi Eleanor daha iyi diğerleri. Ya ama şey de var. Burada influencer sayılmaz dendi. Bu kısmen katılıyorum çünkü şöyle ya, abi onlar şarkı yapmasaydı ne atarlarsa aslında kötü de olsa tutacak ya. Ha evet. Yani. Evet evet bak bu arada ona ben de katılıyorum. Çünkü zaten sallıyorum bir YouTuber'ın YouTube'da iş yapması demek zaten kendi evinde adam iş yapıyor. Zaten şu zamana kadar milyonlarca sayı ulaşmış. Şarkılar da zaten bunu gösterecek. Ben Eleanor'u sayı olarak söylemedim. Kesinlikle. Aynen. O söylediğimiz kardeşin yorumuna karşı söyledim yani. Bence Eleanor'un şarkıları kadın rapçilerden daha hoş gelebiliyor kulağa yani. Ya onu da şeye bağlıyorum tabii ben. Tabii çok şey değil yani, standart daha Türkçe rap yoksa çok başarılı bayanlar da yani. Mesela Lizzy'yi çok iyi anladın mı mesela bence. Ondan sonra bunun gibi yani illa rap canlısından. Sen ben açıp dinlemeyiz doğru söylüyorsun ama o da şuna bağlıyorum abi hani bu YouTuber'ların zaten hali hazırda influencer tayfanın diğer işlerine kazandığı parayla zaten o prodüksiyonlar çok kolay satın alınabiliyor ya, biraz da bunun da etkisi var tabii yani. İşte mesela ben bilmiyorum hiç ilgimi çekmediği için mesela bu arkadaşlar bu kardeşlerimiz şarkıları şeyden satın mı alıyorlar, hazır şarkılar hazır prodüksiyonlar mı alıyorlar, öyleyse bu konu evet farklı bir noktadır ama kendileri yapıyorlarsa, kendileri besleniyorlarsa bence bu da bir yetenek yani. Eyvallah. Ya ben burada hani ama mesela bunu tahmin ediyorum. Dinlediğimiz şarkıcılar işte Rayman mesela güzel şarkıları var benim de sevdiğim da işte vesaire vesaire. Bu insanlar bu şarkıları kendileri yapıyorsa bence onlara da bir müzik icracısı olarak saygı göstermek lazım yani. Rayman sanırım yorumcuydu bu arada. Şöyle, Emrah Karakuy'u yapıyordu onun besteyle ya, sözlerini ya galiba. Şöyle abi ya zaten şu bahsettiğim şey o zaten hani şu var hani. Bunları zaten illa linçleyelim dışlayalım falan demiyorum da söylediğim şey şu.
o bütçelerde çok rahat, çok iyi vokal koçları, çok iyi ses mühendisleri, çok iyi prodüktörler ve çok iyi söz yazarları satın alınabildiği için abi bazı şeyler tabii o canım. insanlar için çok kolay oluyor ya, ondan bahsediyorum. Ha, Örnek anladım. veriyorum. Eyvallah. Tabii bir işin arkasında o kadar büyük, o kadar fazla sayıda profesyonel insanın çalışması o Evet. işe çok büyük etki gösteriyor. Evet, Evet. evet, evet. Ali'nin mesela söylediği mevzu yani Rain Man Grammy ödüllü prodüktörden beat alıyor şu an Oz'dan yani. Oz'dan şu an Türkiye'de kaç rapçi parasını verip alabilecek boyutta Hah, anladın mı? bahsettiğim mevzu o. Yani ister istemez zaten Evet. o bütçeyle işin %60'ı zaten dinletir hale geliyor. Kalan %40'ı da bir şekilde ite kaka deneye deneye başarıyorlar muhtemelen diye düşünüyorum yani. Tabii canım. Ben genelde işte dediğim gibi hep ürüne bakıyorum. Mesela bir şarkı atıyorum birinden ya da kimden aldığı hiç beni vallahi öyle bakıyorum. Vallahi Eyvallah. hiç bağlamıyor. Ben şarkı güzel sesinde oluyor dinliyorum. Beni eğlendiriyor, hissettiriyor, hüzünlendiriyor falan filan. Benim şarkılarla ilişkim sadece bu kadar. Çok alt Eyvallah. tabanlarına bakmam ya. Mesela casual dinleyici kafası aslında tam olarak bu. Hani bakıyor adam, bana ne Öyle. bunu kim düzetmiş, kim arkasında durmuş. Bu benim kulağıma güzel geliyor. Bu kadar. Başka da bir şeyle ilgilenmem diyor ve geçiyor zaten günlük Yani dinleyici. diğer taraf çok yorucu, uğraştırıcı, anladın Evet. mı? Ya, bu eğlenmemize bakmamız Ya lazım. Çünkü müziği, bilmiyorum siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Müziğin yapıcı, eğitici, öğretici, öldürücü, savaş açıcı bir tarafının olduğunu düşünmüyorum. Müzik tamamen hislerle olan bir şey diye düşünüyorum yani. Türe göre değişir ya. Mesela rap müzik için artık şey bariz bir etken. Dinlenebilirlik. Mesela biz Baykan'la geçen konuşmuştuk aynı mevzuyu. Çok bir rapçi övülüyor. İşte şöyle lirikal, böyle güzel anlatıyor. Girdiği altyapı, hani prodüksiyon bulamayacak bir isim de değil. Mesela yabancı piyasadan birisi. Prodüksiyon bulamayacak birisi de değil. Hani abi bari hani müzikal seçiminiz düzgün olsun anladın mı? Sözler çok iyi olabilir, flow çok iyi olabilir. Ama ben bir saat teneke beat dinlemek Ama istemiyorum artık. ben hep Aynen. söylüyorum abi. Globalde sadece yerli piyasada, globalde de çok ünlü rapçiler de dahil olmak üzere bizim camiamızda çok ciddi vizyon ve birikim sıkıntısı var. Entelektüel birikim sıkıntısı var. Ama rap Evet. müzikte entelektüel mesela o gün bir Twitter'da birisi yazdı. Rap müzik için entelektüel. Rap müzik entelektüel bir şey değil abi. Yani Hayır bunu olabilir abi. Neden değil? abi çıkış noktasıyla itibaren değil. Allah'ın gettosunda çıkan hani Tuğan'ın dediği örnek hani bizim mahalleden çocuklar seviyor biz. Sen gidip o mesela Esenyurt'ta ağaç kakan aç. Ne diyor lan bu değişik deyip kapatırlar o şarkıyı anladın mı Evet, yani? doğru diyor. Evet. Ama O şunu da... adamlar da öyle yerlerden Ama geliyor. şöyle bir şey de var. Yani ben Baykan dediğini anladım. Hani o kendi durumuna ve şartlarına göre o entelektüelliği hani herkesin de yansıtması farklıdır sanırım. Ondan bahsediyor. Yani Evet, işte evet, evet. varoşun ya da işte Tabii mahallenin canım. içindeki bir çocuk ya da işte çok zengin muhitte oturan bir çocuğun içinden de farklı biri çıkabilir yani Aynen illaki. öyle. Bunlar biraz da şey. Aynen Streetwise diye bir öyle. tabir var zaten bu yüzden. Onu demiyorum. Demek istediğim şu. Hani çocuk hiç ya şu an mesela rap yapmaya başlayan 19 yaşındaki bir siyah çocuk ne kadar vizyonlu olabilir Abi şey açısından Haluk ama çocuğun şundan önüne bahsediyorum. Ben kişisel gelişimden bahsediyorum. Sen o hayattan geliyor olabilirsin ama yani şey var. Senin illa ben burada akademik olarak gelip şarkılarında bilim anlat demiyorum ama yaşadığın şeyi de daha altı dolu cümlelerle daha bir felsefesi olarak da anlatabilirsin. Hani bu global bir Bak problem hatta bundan bahsediyorum. altı dolu falan olaraktan ziyade beklentim ne biliyor musun mesela benim? Sokak 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 diyor ya herkes. Globalde de Türkçe rapte de. Eskiden bu vardı. Argo, sokaktaki argoyla anlatma, o sokağın dilini yansıtma. Mesela sokağın entelektüelliği nedir? Sokağın kendi dilini oluşturup o dil Evet. üzerinden bir iletişim kurmasıdır. İllegal bir olay bahsedecekse silahla birini vurdum demez. Ona uygun bir cümle yaratır. Sigara çözecekse sigara demez de atıyorum X başka bir şey bahseder ondan. İşte O zaten argo işte konusudur. Haluk tam olarak onu yaptığımız için bunlar ne diyor ya diyoruz. İşte Yani. belki de biz de normal daha standart bir dil kullansaydık bu şekilde bir bakış açısı da Evet. olmayacaktı. Ama işte zamanla bizi tanıdıkça yapmak istediğimiz şeyi anlayacakça insanlar anlayacaklarını düşünüyorum yani. Mesela bak müzikal olarak bana hitap etmiyor. Evet mesela Uzi'nin kullandığı dilden ben şeye ayıkıyorum. Bu çocuk evet sokaktan gelmiş. İster yaşı kaç olursa olsun yayının başında bahsettiğimiz mevzu. Kelime seçimi hani bilmem ne telaffuz bile sen makinasın makine diyor tamam mı? Gidelim bugün İki Çeşmeli'ye İzmir'de. Makine kelimesini makine olarak söyleyecek 30 tane adam bulamazsın anladın mı yani hani. Hani gerçekten makine diyor herif ve o çocuk onu öyle yansıtıyor doğru bu. Hani ben mesela ben Kayra'dan mesela aldığım haz neden? Ben öyle bir ortamda büyüdüm. Tamam hani benim ailem de çok böyle mafyatik tipler olsaydı ya da ben çetecilik içinde büyüseydim.
O müzik de bana o zaman haz vermezdi, anladın mı? Azerler, cartlar, cırtlar hani ayıktı evet, beni daha çok. Yani ben hala seviyorum arabesk, açıyorum Arap Şükrü. Hani bir demleniyorum, o taraftan da büyüdük ettik de yani hani. Eyvallah. Bir şey birazcık o kime neyin entelektüel geldiğiyle alakalı. O açıdan dediğin doğru yani. Tokağın diliyle altını doldurmuyor. Çok düz cümleler, şu an konuştuğumuz gibi cümleler kullanıyorlar. Evet. Fakat yani bu çocuklar başka bir şey görmüyor şu an. Ama öyle bak, ben şundan bahsediyorum abi. Sosyal medya. Konuyu daha da uzatmayacağım artık. Hani Tuhan da ben de öldük çünkü. Hani ama artık. Şey şunu çok kısaca dediğini şunu anlatmaya çalışıyorum. Abi bu Amerika'da demin bahsettiğimiz haftalık globalde de konuştum. Mesela Davis örneği. Abi milyon dolar kazanıyorsun. Hani anladın mı? Artık biraz da kişisel gelişimine para harcayabilirsin sanki. Hani anladın mı yani? Statüye geldikten sonra tabii ki yani bence de yani. İnsanların hani o şekilde giden zamanla beraber müzikleri, işte isimleri, kazandıkları paralar geliştikçe bence insanların sabit kalması çok yanlış zaten yani. Evet. Benim bahsettiğim entelektüel eksikliğinin kastı burada. Hani parayı kazandım tamam ama hala ilk günkü gibi kalma abi, biraz değiş, anladın mı? Hani illa kendime genel kültür ekle de demiyorum. Hani ilgilenmiyorsun okey ama en azından müzisyensen müziğine biraz hani vizyon katacak para harca bari kendine yani. Aynen. Benim kastettiğim entelektüellik aslında biraz da burada bu. Hani illa bana anladım, gelip Harvard mezunu olup bana tez yazsın istemiyorum yani. Anladım. Yani Nas'ın şu an yaptığı gibi yani Keko gibi hustler kovalayıp Cardi B gibi Instagram reklamı yapmak yerine evet. Hennessy ile reklam yapıp hani kendi markasını yürütme işi birazcık. Aynen öyle. İkinize de çok teşekkür ederim abi. Suhan, sana daha da teşekkür ederim. Haluk, sana da öyle. Çok güzel bir sohbetti. Valla. Teşekkürler her şey için. Bir iki dakika daha sabredersen yayını kapatayım, öyle vedalaşalım biz ayrıca. Tamam. Çok güzel sohbetti. İzninde bunu tekrar YouTube'a izleyemeyenler için atarım. Tabii ki. Eyvallah. Haluk, senin kedi bağırıyor yine. Mikrofonu bir susturur musun? Ben mikrofonu susturayım. Arkadaşlar tamam. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Okuyamadığım bir abonelik vardı. Onu da hemen söyleyeyim muhabbet bölünmesin diye. Spadon Levy, sevgili Mithat, abone olmuş. Prime'la toplam 3. ayını kutluyor. Teşekkürler Mithat'cığım. Ben sizi bugünlük Gastronot'a Ali'ye gönderiyorum. Raid'i başlatıyorum arkadaşlar. Katılın. Yarın haftalık globalde bir aksilik olmazsa çıkmış global işlere bakacağız. İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika'dan. Yayın duyuruları için de Discord'umuza bekleriz. Kendinize iyi bakın. Tekrar çok teşekkür ederim Tuhan. Allah'a emanet olun. Sağlık. Eyvallah. Görüşmek üzere.